Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından, Milad'ın mutfağından hepinize mutlu, huzurlu ve her şeyinde başı sağlıklı güzel bir gün diliyoruz. Haftamızın sonlarına doğru böyle giderken Ramazan'a da yavaş yavaş ısınırken efendim sağlığımız çok önemli. Sağlığımızı konuşacağız bugün. Nörolojik hastalıkları konuşacağız ama sağlıkta demişken şu üç kuralımızı hemen hatırlatalım. Hiç atlamıyoruz, riayet ediyoruz çünkü durum vahim, maalesef. Vahim. Ülkemiz biliyorsunuz en ön sıralarda vaka olarak, vaka sayısı olarak. İlimiz de ülkemizi aratmıyor diyeyim. O yüzden çok dikkat etmemiz gerek. Kurallara uymamız gerek diye düşünüyorum değerli izleyenler. Tabii ki haddim değil buradan. Öğretmek değil, hatırlatmak maksadıyla söylüyorum. Üç kuralımız: maske, mesafe ve temizlik. Hijyen çok önemli. Ne olur koruyalım bu kurallarımızı. Riayet edelim bu kurallarımıza diyorum. Efendim, nöroloji deyince tabii ki ilimizde çok önemli. Benim de çok yakın dostum, arkadaşım, çok kıymetli hocamız Doktor Oktay Kopan. Nöroloji uzmanı, nörolojik hastalıklar uzmanı da diyebiliriz. Değil mi hocam? Hoş geldin. Hoş bulduk. Oktay hocam, hoş nasılsınız? Bulduk. İyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Hocam epey oldu programımızı. Aksatıyorsun bak. Bayağı oldu. Yoklamadan düşüyoruz. Doğru, haklısınız. Şeref verdin hocam. Estağfurullah. Estağfurullah. Hoş geldin, sayfalar getirdin. Tabii biz sık sık telefonla o dahi olsa görüşebiliyoruz, konuşuyoruz. Ama yoğunluk malumunuz. Bu yoğunluğa sebebiyet çok şey var. Bugün onları da konuşacağız. Malum bu süreçte stres, evet, anksiyete, evet, depresyon, panik bozukluklar. Panik bozukluklar, evet, çok doğru. Bunları panik konuşacağız. Ama hocam bir de sonunda yemek yiyeceğiz. Muhakkak. Vallahi hasta da olsak sonunda yemek yiyoruz değil mi? Yemeksiz olmuyor. Olmuyor. Evet. Doğru. Bir yemeğimizi öğrenelim. Evet. Hocam benim kıymetlim tabii, çok değerli hocam. Bugün ne yapacağız? Sezai'ye vallahi dedim şefime. Hocam gelecek, yemeği severiz. Sezai ne yapacaksın bakalım dedik, soralım ne yapmış. Evet, bu gibi... Malzemeyi aldım ama ben de bilmiyorum ne yapacağını, inan hocam. Sürpriz. Sürpriz, evet. Bu gibi hünkar beğendi yapacağız. Hünkar beğendimiz var, evet, harika. Çok severim. Patlıcan ve etin bir araya gelmesini çok seviyorum. Yani aslında patlıcan da çok güzel bir sebze. Tabii ki. Et zaten artık söylemeye gerek yok. Herhalde evet. Bizim bölgemizde. Tabii. Anlatmaya gerek yok. Yani. Göbeğimizi etten kesmişler. Yani bir de bir şehriye pilavımız var. Şehriye pilavı. Yani şimdiye kadar şehriyeli pilavla yapardık. Biz de evet, şehriye pilavı yapalım. Tek başına şehriye pilavı. Tek başına şehriye pilavı, aynen. Değil mi? Eyvallah. Yani aslında onu çeşitlendirebiliriz. Yani sebzeli yapılabiliyor ama bu sefer sade bir yapalım. Yavaş yavaş Ramazan'a da ısındırıyorsun, evet, insanları. Sezai farkındayım. Yani ağır yemeklere böyle. Geldi artık da. Işık göründü diyelim. Tersiz ama biliyor musun? Bak ters yaşıyoruz. Ağır yemekleri normalde değerli izleyenler kışın tüketmemiz gerekirken biz yaza bile sebzenin, etin, yağın bol olduğu zamanlara getiriyoruz daha ziyade. Aynen. Ben işte bu yüzden insan sağlığı riske atıyoruz. Şimdi, toplum olarak yani beslenme şeklimiz. Ya biz aslında biraz nasıl diyeyim, biraz ezbere mi gidiyoruz? Mesela evde yemek yiyoruz, sıradan bir yemek yiyoruz. Ancak işte bir porsiyon yemek yiyoruz. Adam diyor, ya ben diyor bugün işte biliyor musun bir kilo et yedim. Nasıl yedin? Ya pikniğe gittim. İşte içeceği vardı, eti vardı, tavuğu vardı, bilmem salatası vardı. Ya o kadar olsa da evinde de yersin yani. Evet. Allah'ın kulu, mesela o sıcağa gitmişsin, istediğini götürmüşsün, her istediğini götürmüşsün. Çok iyi, iştahım açıldı. Ha. Orası... Sanki kendisi yapmıyormuş gibi konuşmuyor. Yani hep beraber öyle aslında. Hocam, bu sene gitmedi. Evet. Ama bu şöyle, sene gitmedi, evet. Hani programımızın başlama tarihleri böyle Eylül oluyor ya. Evet. Sezai şeyden, sosyal medyadan piknik görüntüleri atıyor. Hı-hı. Abi diyor, ertesi gün Sezai afiyet olsun diyorum. Gördüğün şey yaptığın sen olsun da ne yedin işte nereye bir söyle bakalım hele. Abi ne anlatıyor biliyor musun? Vallahi diyor. Bunlar bu arada dört çocuk. Bir hanım bir de kendisi maşallah, altı kişi. Maşallah. Abi altı kişi dört kilo, beş kilo etle gidiyorlar. Bak bir de başkası yapıyormuş gibi anlatmıyor. O kendini aslında anlatıyormuş. Kendimi de içine katıyorum yani. Kendini anlatıyormuş. Yani, geç de ama böyleyiz. Böyleyiz ya, hep beraberiz. Evet. Sanki orası işte açıyormuş mantığı var ya, o açıdan söyleyeyim. Aslında o kadar malzeme evde yapsın, evde o kadar işte açılır yani. İşte belki ortam, belki mangal. Yani onlar etkiliyor veya işte canlı. Açık hava. Açık hava. Duruyor hocam evet, aslında orası sürekli de gidilmiyor ya. Yani. Evet. Bir kere gidince çok tadını çıkaran mantığı da var. Bol oksijen. Evet, evet. Aynen öyledir o. Peki efendim. Bir daha Milat Bey şey diyeceğim. Şehidimiz var. Yok, şehre pilavı söyledik. Evet, eyvallah. İki tane şehidimiz var. Öyle mi bugün? Yani... Benim haberim Allah'tan yok. Rahmet ailelerine başlayalım diyoruz. Dün evet bir biliyorsunuz bir pilotumuzu kaybettik. Ben buradan
tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum. Önemli bir pilotumuzdu biliyorsunuz. Gösteri pilotlarımızdan biri. Evet. Türk yıldızlarından bir pilotumuzu kaybettik. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Memleketimizin de başı sağ olsun. Bugün de iki şehidimiz mi var? Ya biri Bursa'da, biri Kahramanmaraş'ta. Zeytin Dalı harekatında çatışmada şehit olmuşlar. Allah rahmet eylesin. İnanın ben de haberim olmadı programa girerken. Sezai iyi hatırlattı bize. Ben başımız sağ olsun diyorum memleket olarak. Yakınlarına, ailesine sabırlar diliyorum. Yapacak bir şey yok. Vade dolmuş elbette ama işte bu operasyonlarda can kayıplarımız oluyor. Allah rahmet eylesin diyelim. Mekanı cennet olsun inşallah Amin. Diyelim değerli izleyenler. Amin. Sezai'cim hatırlattığın için teşekkür ederim. Söylediğin için de. Tabii biz böyle bilmediğimiz için programa neşeli girdik biraz ama affınıza sığınıyoruz. Evet, sana kolay gelsin diyorum ama malzemelerimizi hemen okuyalım. Gelsin ekranımıza Hünkar Beğendimiz ve Şehriye Pilavımız. Şehriye Pilavı, evet. Hep beraber görelim neyle başlıyoruz. Şehriye Pilavı'yla başlayalım malzeme listemize. Şehriye Pilavımızın malzemeleri Sezai Şef'im hangi malzemelerle yapacakmış hemen görüyoruz. Bir paket arpa şehriyemiz var değerli izleyenler. 50 gram kadar tereyağımız var. Bir çay bardağı zeytinyağı, bir tutam limon tuzu, bir çay kaşığı toz şeker ve yeterince tuz. Tekrar ediyorum. Bir paket arpa şehriye, 50 gram tereyağı, bir çay bardağı zeytinyağı, bir tutam limon tuzu, bir çay kaşığı toz şeker ve yeterince tuz. Bir deneyimiz vardı. Hünkar beğendimiz var değerli izleyenler. Onu da hemen malzemelerini okuyorum. 600 gram kadar kuşbaşı et. Tabii bu sizin kişi sayınıza göre değişecek bir oran. Biz 5 ya da 6 kişilik yapıyoruz. Ama siz atıyorum 4 kişiyse yarım kilo et ya da 400 gram kadar et yeterli olur diye düşünüyorum. 600 gram kuşbaşı et, 4 adet iri patlıcan, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 su bardağı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı krema, 6 adet Arnavut biber ve yeterince tuz. Tekrar ediyorum. 600 gram kuşbaşı et, 4 adet iri patlıcan, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 su bardağı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı krema, 6 adet Arnavut biber ve yeterince tuzumuz var değerli izleyenler. Evet. Şefim hangisiyle? Etle başlıyorsun tabii ki. Evet. Suyu salıp çekiyoruz. Evet, şimdi yapacağız. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Patlıcan beğendi de genelde aslında kaşar kullanılır. Tabii. Ve un kullanılır dolayısıyla. Ben buna krema kullanıyorum. Biraz değiştirdim. Krema kullanınca kaşar artık gerek yok. Gerek çok yok. Fazla yoğunluğu ve çok ağır geliyor. Krema hem kaşar hem unun yerini tutuyor. Tutar tabii. Evet. Tutar. Eminim de güzel olacaktı. Daha çok önce güzel, de evet. Yapmıştık. Evet, daha denemiştik daha önce. Evet. Güzel. Kolay gelsin sana şef. Teşekkür ederim. Zaten kameramız seni olduğu gibi gösterecek neler evet. yaptığını. Biz de bu arada değerli hocamla, Oktay hocamla hem sohbet edeceğiz, biraz şakalaşacağız belki. Ama işin özünde de sağlığımızı konuşacağız. Çünkü programın da başında dediğim gibi değerli izleyenler, bu süreç sadece ciğerlerde değil etkisi. Evet. Yani nörolojik etkileri de var. Çok stres gibi, aynen. anksiyete gibi, huzursuzluk gibi birçok rahatsızlıkları sebebiyet veriyor. Ve bu rahatsızlıklar da biliyorsunuz çağın hastalıklarından birisi stres. Birçok hastalığı da tetikleyebiliyor değil mi hocam? Aynen öyle. Bu korona dönemi işte maalesef herkes işte evine kapandı, dışarı çıkamadı dönem dönem. Hocam 1,5 yıl oldu. Evet, 1,5 yıla gelmek üzere. Evet, daha ne kadar söyleyeceği belli değil. Ne olacağı belli değil. Hani evet. kimsenin çok tam olarak bilmediği, doktor camiasının, tıp camiasının tam olarak hakim olamadığı, bilmediği, her geçen gün işte yeni bulguların, yeni bilgilerin çıktığı bir bilgi kirliliğiyle dolu bir virüs ortamındayız. Tabii sonuçta şu an bilinen tek şey dediğiniz gibi korunmak lazım temizliğe. İşte bir takım mesafelere, maske, hijyene uymak gerekiyor. Ne yaptık işte bunun için? Bir sürü insan tabii uydu bu bir takım uygulamalara. Evde kaldı. Evde kapalı kaldığı sürece de mesela bu arada inanılmaz nörolojik hastalıklarım arttı. Çünkü insanlarda stres, sıkıntı, anksiyete, evham dediğimiz takıntı, obsesif kompulsif bozukluklar, panik ataklar, korku, endişe gibi birçok hastalıklar daha çok arttı, daha çok pik yaptı.
Dolayısıyla insanlar bayağı bir stres sıkıntı hocam, altında. İnsanlarda şu korku var. İşte ben korona olacağım. Evet. Hastaneye acile yatıracaklar beni. Entübe haline geleceğim. Maalesef öyle. Ve öleceğim. Maalesef öyle, evet. Yani şimdi değerli izleyenler, bu böyle değil elbette. Evet. Yani her korona olacağım, COVID olacağım olan ölmüyor her şeyden önce. Yani elbette ki olmamamız lazım. Bu riski almamamız lazım ama değil mi hocam? Evet, ölüm oranı %1 ile %3 arasında. Evet, %1 ile %4. 3 arasında. 3 arasında. Evet, o arada. Yani 100 kişide evet. 3 ya da 1 arasında değişiyor. Evet. 3 kişide 1 kişi arasında aynen. değişiyor. Ama bu demek değil ki rahat edelim. Yok. Tamamen kendimizi salalım. Yok. Asla değil. Yok. Çünkü bir ameliyata girecek bir insana doktor, cerrah der ya, işte %3 riski var. Evet. Nasıl korkar isek bundan da bu şekilde korkmamız lazım değerli kesinlikle izleyenler. Kesinlikle korkarak tedbir İyi almak mi dedim, gerekiyor. Doğru mu dedim çok bilmiyorum. Çok doğru, kesinlikle korkarak tedbir almak gerekiyor. Çünkü olmak, işte bir dönem, geçmiş dönemde bir dönem hani bir şey yapıldı, bir yasaklar kalktı. Evet. Bir iki ay falan kalktı. Mesela şimdi ne oldu? Korona şu an pik yapmış durumda. Yapmış. Şu an en yüksek olduğu dönemde yaşıyor. Günlük 272 evet. de dün. Evet. Ülke genelinde evet. Vaka yani ölüm sayısından bahsediyorum. Evet. Allah günlük 50 bin civarda şey görüyor, ortalama vaka görülebiliyor ki evet. hani bu görülebilen vakalar. Tabii dikkatli olmak lazım, tedbir almak lazım. Yoksa hakikaten sıkıntı. Şey başladı işte, burada korona ilgili aşı çalışmaları başladı. Evet. Biliyorsunuz sağlıkçılara ve bir takım yaş üstü insanlara yapıldı. Biz de yaptık. İşte bunlardan bir kısmında antikor oluşan var, oluşmayan var. Mesela ben geçen kendimle bakmıştım, antikor oluşmuş. Hani koronaya karşı bir takım koruyucu oluşmuş. Hocam aşı oluşturuyor mu? Yani, oluşturmadıkları da var mı? Çok. İşte çok. Ben hep şunu diyorum, bu korona aşısı %50 etkili olsa bize yeter. Yani, çok evet. büyük bir oran. Hani ama hani basında, medya diyor da işte hani etkinliği %90-95 diyorlar ya. Hani, 80 üstü diyorlar. Öyle diyorlar ama %50 bizim için etkili olsa bence yeter. Bu işi kırabiliriz. Çünkü bazen hakikaten bazı insanlarda aşı etkili olmayabiliyor. Çünkü bir sürü insana, bir sürü hastalara veya tanıklara test yaptığımız zaman antikor oluşmadığını görebiliyoruz. Yani aşı olmasına rağmen ama bir koruyuculuk oluşmamış. Onu görebiliyoruz. Hocam acaba şimdi BioNTech ve evet. neydi diğeri? Sinovac. Sinovac. Çin, evet. Evet, aşısı. Bunların arasındaki şimdi şöyle işte Çin aşısı geleneksel aşı. Geleneksel aşı ne demek? Bizim daha önce üretilen bir sürü aşıyla aynı şekilde aynı yöntemden üretilen evet üretilen bir aşı. Evet, mesela kızamıklıdan, kızamıkçıktan, kaba kulaktan bir sürü aşı da aynı şekilde üretilen bir aşı. BioNTech daha farklı. O mRNA olayları falan var. Daha doğrusu diğer firmaların çoğu öyle. İşte bize insanlar, BioNTech daha mı başarılı diyebiliriz? İşte bize insanlar soruyor hangisi olayım? Hangisini olayım? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Benim fikrim de beni bağlar. Ben Çin aşısı taraftarıyım. Yani bu Çin'den alakası yok. Üretme şeklinden dolayı Çin aşısı taraftarıyım. Geleneksel yöntemle üretiliyor. Çok ciddi yan etkisi yok veya çok ciddi bir sıkıntı sebep olma durumu yok. Şunu hep sorarım. Kişilerde yumurta alerjisi varsa veya geçmiş dönemde yapılan aşılardan herhangi birine karşı bir alerji oluşmuşsa evet bunda bir sıkıntı olabilir. Ama hani oluşmamışsa bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Onun için hani ben onu yaptık, onu da tavsiye ediyorum. Farkmaz, o aşı olsun da hangisi olursa olsun bir yapalım. Şu an bir aşı sıkıntıları var dünyanın, ülkemizin de böyle bir aşı sıkıntısı var. Aşıya ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. Aylarca aşıyı bekledik. Evet. Değil mi? Halen bile bekliyor belli halen yaş grupları. Halen bekleyenler var. Tabii belli yaş grupları bekliyor. belli meslekler bekliyor. Hani yaşım itibariyle henüz bana sıra gelmedi tabii. Daha yani, erken daha 60, şu an 60 yaş ve üzerinde. Evet, 60 yaş üzerinde. Evet. Ama şeyler yapıldı tabii sağlıkçılara, kronik hastalıklara, evet. hastalıkları olanlara. 60 yaş ve üstüne yapıldı, yapılmaya başlandı, devam kronik ediliyor. Kronik rahatsızlıklara olanlar yapılıyor şu anda. Evet. Eşlerine de yapılıyor değil mi hocam? Eğer eşiyle arasında çok yaş uçurum, öyle bir şey var, yaş uçurum farkı yoksa eşlerinde birlikte yapılıyor. Hani karı koca birlikte yapsın aynı ortamı evet. paylaştıkları için. Olmalı da. Doğrusu o tabii ki. Hatta mesela ben hep şunu derdim, mesela sağlıkçılara yapıldı ama sağlıkçıların ailelerinin de yapılmalıydı. Çok doğru. Çünkü yine bir sağlıkçı mesela sağlık ortamında bulunuyoruz. O virüsle temas ediyor. Virüs bizde hastalık oluşmayabilir ama biz virüsü başka yere taşıyabiliriz. Evet. Taşıyıcı. Taşıyıcı olabiliriz. Başkasına bulaştırabiliriz diye yapılması gerekiyordu. Bir de öğretmenlere yapılması gerekiyor. Bir de okulların işte açılma durumları evet. falan var. O konu evet. biraz sanki ötelendi. Sanki biraz ihmal edildi. Yani biraz eğitimimiz evet. çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Türkiye'nin en büyük sorunu eğitim olarak gören bir insan olarak. Evet. Eğitim camiası bu anlamda özellikle öğretmenler evet. yapılmalıydı.
Yapılmalıydı çünkü. Ve okullarımız açılmalıydı. Çünkü en büyük taşıyıcı grubu çocuk, öğrenci grubu. En çok taşıyanlar, en çok evlere bulaştıranlar, o büyük insanlara bulaştıran, hastalara bulaştıran insanlar hep çoğu çocuk. Çocuklarda öyle hastalık görülmeyebilir. Yetişkinlerin yanına gidiyorlar evet. Tabii. Evet belki çok etkisi görülmüyor çocuklarda ama taşıyıcı evet, olarak doğru, çok doğru. Risk teşkil ediyorlar. Aynen, aynen. Diyorum. Ama eğitimimiz de 2 yıldır biliyorsunuz, 2 dönemdir tabii. Biliyorsunuz evet. Çok büyük sekteye uğradı. Maalesef öyle evet. Tabii sadece ülkemiz için geçerli değil, dünya literatüründe evet. Eğitim. Ama sene olarak, baz olarak bakılırsa büyük bir kayıp diye düşünüyorum. Yani evet. Çocukların bu süreci nasıl değerlendirdikleri, EBA TV biliyorsunuz büyük işler başarıyor ama ne kadar, ne ölçüde yeterli? Evet. Bu konuda bir uzman değilim tabii evet. Konuşacak yok, değilim. Bu bilinen bir gerçek. Hiçbir şey yüz yüze gibi olmaz yani. Hiç, ne derseniz de hiçbir şey yüz yüze gibi olmaz. Yani EBA ve internet üzerinden verilen eğitim işte o kadar. Artı onlara katılma zorunda olmadığı için çoğu öğrenciye çok katılmıyor. Katılmak istemiyor çok veya internet altyapısı problemleri çıkabiliyor. Sonuçta bir şekilde bahaneler olabiliyor. Her şeyin tabii eğitimin en güzeli yüz yüze olan eğitim tabii. Tabii alnına bir tebeşir yiyeceksin yani hocalar. Olmaz, olmaz. Değil mi? Değil mi hocam? Evet. Efendim, değerli hocam da benim okul arkadaşım aynı zamanda. Aynı sıraları paylaştığım bir insan. O yüzden o günlerimiz de bir an böyle gözümüzün önüne geldi değil mi hocam lise yaşantımız Elazığ Lisesi? Bizim zamanımızda daha farklı. Öğretmen kesimi daha farklıydı. Ya, çok farklı. Şimdi artık daha farklı tabii. Çok farklı. Evet. Aynen. Şimdi hocam böyle birçok konuşacağımız durum var tabii. Nörolojik hastalıklardan evet. Gireceğiz biraz. Ama şimdi biraz stresle, anksiyeteyle bu hocam bu ara sen de gözlemliyorsun illaki. Nasıl? Çoğaldı mı? İnanılmaz fazla. Mesela bizde nörolojik hastalıklar çok arttı. Bana her gün gelen onlarca hastanın çoğu hep şey işte eve kapanmışlar. İşte bu korkuları, endişelerini birlikte iç içe yaşıyorlar. Geldiğinde işte stres, sıkıntı, gelecek kaygısı. Ne olacak? Ne olacak? Hastalık ne olacak? Bizi etkileyecek mi? Bu çocuklar ne olacak? Bir takım maddi, manevi kaygıları, işte depresyon, panik bozukluk, bir takım fobiler oluşmaya başlamış. İnanılmaz çok fazla. Her gün abartı söylüyorum birkaç tane hasta böyle bu amaçla geliyor. Bizim nörolojik hastalar çok fazla arttı. Tabii dediğiniz gibi hani birçok organ tutuyor. Göğsü tutuyor, işte bir takım kalbi tutuyor, bir takım tutuyor ama bizim nörolojik hastalıkları da çok tutuyor. Artı bir de şu var, mesela şunu çok gözlemledik. Korona geçirmiş insanlarda sonradan bir sürü nörolojik hastalıklar olabiliyor. Neler mesela? Çok ciddi başarılar olabiliyor. Heh, onu soracaktım. İnanılmaz fazla. Hafıza kaybı da görülen bir hafıza şey. Hafıza kaybı olabiliyor. Mesela Sezai Covid atlattı hocam. Özür dilerim, sözünü kestim. Örnek vermek için tabii söylüyorum. Ki. Yanlış anlama. Sezai atlattı. Evet. Diyor ki, unutkanlık çok olmaya başladı. İnanılmaz fazla. İnanılmaz fazla. Bu kesinlikle korona geçiren hastaların %30'undan fazlasında nörolojik hastalıklar görülebiliyor. Bunlar işte dedik baş ağrıları, unutkanlıklar, zaman zaman karıştırmalar. Varsa bir takım hastalıkların artması işte demansı daha kötü oldu hastanın. Parkinson'u daha kötü oldu hastanın. Stres sıkıntı veya psikolojik sıkıntısı varsa daha kötü olmaya başladı. Bunun yanında bu korona pıhtılaşmaya eğilimi arttırdığı için bir takım insanlarda koronadan aylar sonra olsa bile bir takım pıhtı atmaları, felçler, mesela kalp krizleri görebiliyor. Kalp krizi sonuçta kalbe pıhtı attığı için kalp krizi geçiriyor kişi. Bunu işte beyne de atabiliyor, akciğere atabiliyor. Emboli dediğimiz olay, pıhtı dediğimiz olay. Bunlar görülebiliyor ama en büyük sıkıntımız hakikaten şey, stres, sıkıntı, anksiyete, depresyon. İnanılmaz pik yapmıştınız zaten vardı toplumumuzda, dünyada vardı. En büyük dünyanın şeydi neydi, hastalığı demiştik. En büyük belamız, derdimiz stres. Çağın hastalığı demiştiniz. Şimdi hakikaten bu koronadan sonra inanılmaz pik yapmış durumda. Stres olmayan insan neredeyse çok az gibi. Şimdi bu anlamda birçok makaleler yayınlanıyor. Evet. Elbette ki uzmanlar evet. Konusu. Bu alanda çalışan bilim insanları anlamda ama. Hocam peki gelip geçici mi bu? Yani böyle bir şey söyleyenler şöyle, bilinir mi? Yani bu hafıza kaybı, bu stresler. Evet. Korona bitse dahi biz bir süre daha bunları yaşayacak mıyız? Çoğu geçici. İnşallah. Ama bir kısmı uzun sürebiliyor. Mesela öyle hastalarım geliyor, işte aylarca baş ağrısı çekiyor. Hiç baş ağrısı olmayan bir insan aylarca baş ağrısı çekebiliyor. Ve öyle hastalar geliyor, çok işte unutkanlıkları olmuş olabiliyor. Ondan sonra çok ciddi kemik ve kas ağrıları ortaya çıkabiliyor ve bu da aylarca sürebiliyor. Nöbet geçiren olabiliyor, felç geçirenler olabiliyor ama bunların çoğu tabii kişiden kişiye göre değişmek üzere geçiyor. Ama bazen de uzun sürüyor, bazen de kısa sürebiliyor. Yani kişiden kişiye değişebiliyor evet, diyebiliriz. Aynen. Evet, tabii Covid'den yola çıktık hocam da sohbetimize ama aklımıza ne gelirse sohbet ediyoruz nörolojik evet. Olaylar konusunda. Aynen. Şimdi tabii ki Covid'den önce de nörolojik rahatsızlıklar vardı. Evet. Halen devam ediyor ama tetiklediğini söyledi hocam aynen. Covid'in. Aynen. Ondan girdik.
birçok rahatsızlıklar var, onları konuşacağız. Evet. Mesela MS hastalığı hocam. MS hastalığı, evet. Birçok insanda görülen bir rahatsızlık. Evet. Ondan bahsedelim. Bahsedebiliriz, olur, kısaca bahsedelim. Yani ve tedavisi mümkün. Dur inşallah, bilmiyorum. Mümkün mü diye soruyorsun. Yani işte arada bir hocamı yakalayınca, böyle yoğunluğundan alınca. Acaba bir yenilik var mı? Şöyle, MS herkesin tabii MS dediği aslında multiple skleroz diye geçen beynin işte bir takım bölgelerinde yangısal dediğimiz enfeksiyöz bir olay. Bu kişiden kişiye göre değişmek üzere herkeste farklı bulgular verebiliyor. Bu ara inanılmaz, bakın bu ara evet, bu son birkaç haftada böyle MS vari bulgular olan veya MS'i andıran birçok hasta geldi bana. Soruyor mesela, geçmişte korona bir kısma çıkabiliyor. Tabii kendinize göre bir anket de yapıyorsunuz. Tabii ki sorguluyoruz hastayı. Tabii. Hani mesela ben aslında merak ediyorum. Hani, evet, bu neye bağlı? Korona geçirdiniz mi? Sen araştırmacılık yanında var tabii. Estağfurullah. Ben hep onu sorarım mesela. Korona geçirdiniz mi derim. Ne zaman geçirdiniz? Nasıl geçirdiniz? Ağrı oldu mu? Sıkıntılı oldum diye hep bunları sorarım derim. Mesela bu ara MS hastalarının mesela MS tanısı konulmamış. İlk defa gelmiş ve altına MS çıkmış birçok hasta gelebilmekte. Özellikle gençlerde daha çok sık görülüyor. 20-40 yaş arası çok fazla. Bayanlar erkeklere göre daha çok etkileniyor. İki kat daha etkileniyor. Ama bayanlardaki MS ile kitleti MS'in kırınlığı, bayanlar biraz daha sanki iyi şey yapabiliyor, geçirebiliyor MS'i. MS'te herkese göre herkesin kliniği farklı olabiliyor. Kiminde fizyolojik yapıdan dolayı mı hocam? Hormon olabilir muhtemelen. Hormon olabilir. Evet, öyle bir şey. Evet. Mesela MS'in birçok sebebi var. İşte hormonal sebepler diyebiliyoruz, çevresel sebep diyebiliyoruz, iklim, mevsim diyebiliyoruz, coğrafi sebepler diyebiliyoruz ve genetik diyebiliyoruz mesela. Bir kişinin mesela ailesinde MS hastalığı varsa o kişi diğer insanlara göre %25 ona daha fazla MS görülebilir. Veya işte bu Orta Doğu dediğimiz ülkede, bizim de bu bölgemizi içine alan, Türk Cumhuriyeti'ni içine alan bu bölgelerde mesela MS görülme, coğrafi olarak MS görülme riski fazla. Öyle mi? Evet. Sebep ne hocam peki? Yani neye bağlıyorsun? Yani onun sebebi tamamen beslenme alışkanlıkları, yaşam şartları, onlara bağlı oluyor. Veya bir takım teknolojik gelişmelerin olduğu yerlerde, fabrikaların çok olduğu yerlerde, araçların çok olduğu yerlerde mesela MS riski artabiliyor. O da çevre kirliliği, ağır metaller, ağır kimyasal şeylere bağlı, metallere bağlı olabiliyor. MS bulguları herkeste farklı olabiliyor. Mesela birinde sadece görme kaybı olabiliyor. Bir kısımda bir kol veya bacağında uyuşma olabiliyor, güçsüzlük olabiliyor. Vücudunda bundan herhangi biri veya birkaçı olabilir. Vücudunda karıncalaşma, uyuşma, keçeleşme olabiliyor. MS de seviye seviye mi hocam? Tabii onun da şeyleri var, tipleri var. He, tipleri. Benign dediğimiz iyi tipleri var, biraz daha kötü olan tipleri var. Ama ilerleme şansı da var. Kötü gitme durumu da olabiliyor ama iyiden MS de var ama MS'in %90'ı iyi olan MS türü. Ondan sonra kişilerde idrar bozuklukları veya cinsel fonksiyon bozuklukları olabiliyor. Hafıza problemleri olabiliyor. İşte unutkanlık dediğimiz, insanları karıştırma gibi şeyler olabiliyor. Evet. MS'in tedavisi tabii her geçen, MS çok kıymetli ve çok sık görülen bir hastalık olduğu için ilaçlar bunun üzerine çok 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 yoğun çalışmalar sarf ediyor. Yıllar önce MS'e sadece iğne kullanılırdı. Evet. İğne yöntemi, aşılama derdik biz ona, iğne yöntemi kullanırdı. Mesela son zamanlarda tedavisinde tabletler de kullanılmaya başladı. İğnenin hani iğne yapımı biraz sıkıntılıydı. İğne yerinde yapan yerlerde işte kanamalar, cilt atı moralmalar ve orada birikmeler olabiliyordu. O biraz sıkıntı sebep olabiliyordu. Şimdi ağızdan alınan haplar olabiliyor. Veya daha yeni çıkan bir takım ilaçlar var. Damardan verilen aylık ilaçlar olabiliyor ama bunların hiçbiri maalesef MS'i %100 ortadan kaldırmıyor. Bizim nörolojinin biraz şanssızlığı bu. Bizim nörolojide kronik hastalıklar, ağır hastalıklar, dirençli hastalıklar maalesef çok fazla. Bizim hastalarımız bize bir gelince veya nöroloji doktoruna gittiği zaman artık ömür boyu nöroloji doktorundan bağımlı olabiliyor. Çünkü hastalıklarımızın çoğunda hani kesin tedavi olayı çok 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 az. MS'den korunmak lazım. Ne yapmak lazım? İşte tabii günümüz şartlarında hocam, kadar... Belirtiler ne? Belirtiler işte... Şimdi hani insanlarda başlangıcı olabilir. Evet. Gaza mı oldu? Belirtiler olabilir ama insanlar kendine konduramayabilirler. Bunun için bir o test çok. Yap. O çok mesela. Öyle yok da gelip mesela bir muayene olmak istemeyen veya bir görüntüleme, MR dediğimiz filmi çekmek istediğimiz zaman çekmek istemeyen, bende varsa ben öğrenmeyeyim diyen hastalarımız çok fazla tabii ki. İşte dediğim gibi kişiden şöyle değişmek... Öğrenip de başıma iş mi açayım? Yani
Öyle. Öyle, öyle şeylerimiz çok. Öyle hastalarımız, öyle insanımız çok maalesef. Mesela hani kötü hastalık da olsa, kanser gibi bir şey olsa yani ben işte öğrenmek istemiyorum diyorlar mesela. Hani ben yapmayayım, ben bilmeyeyim, öğrenmek istemiyorum diyorlar. Ama işte öyle değil. Bir erken teşhis. Erken teşhis veya erken şey dönemde belki tedavi etme imkanı olabilir. Bu kanser gibi mesela tedavi etme imkanı olabilir. MS'de var mı erken tanıda? Erken tanıda evet olabilir. En azından MS hasta çoğu zaman iyidir. Arada şeyler gelir, ataklar gelir. Atakları var. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün, 1 ay süren bile ataklar olabilir. O atak dönemi hastayı hakikaten perişan eder. Ne yapar hocam işte? Atak dönemi hastayı hakikaten bazı hastaları felç gibi yapar. Depresyona sokar. Kolda, bacakta felç vari şikayetler yapabilir. Uyuşma yapabilir, keçeşme yapabilir, karıncaşma yapabilir. İdrak kaçması olabilir, hafıza şikayetleri olabilir, baş dönmesi olabilir, baş ağrısı olabilir, görme kaybı olabilir. Bunların herhangi biri ve birkaçı olabilir. Maalesef öyle durum yapıyor. Her atakta da yeni bir plak oluşu anlamına geliyor. Yeni bir yangısal olay, yeni bir enfeksiyon olay oluşan anlamına gelir. Her oluşan enfeksiyon veya yangısal olay da beynin tuttuğu yerine göre hastalara sebep olabiliyor. İşte konuşma merkezini tutarsa hastanın konuşması bozulabiliyor. Görme merkezini tutarsa hastanın görmesi bozulabiliyor. İşte veya işte kol bacak kısmı tutarsa kol bacağında parezi dediğimiz güçsüzlük, hissizlik. Güç kaybı. Tabii olabiliyor. Ya imal etmemelisiniz. Her hastalık öyle bir tek şey değil. Mesela kesinlikle bu en basit baş ağrısı migren de öyle. Mesela bir sürü hastamız var mesela geliyor migren baş ağrısı. Mesela diyorsun işte migren var baş ağrısı gel bunu tedavi edelim falan. Hocam mesela diyor şey işte yani ben öğrenmek istedim bir şey yapmak istedim. Ben ağrı kesici yetiyor falan diyor. Ben ağrı kesici kullanırım diyor ve ben buna çözüm bulabilirim diyor. Sonra veya diyor ki hocam zaten bunun bir çözümü yokmuş diyor. Mesela örneğin bu baş ağrılarında çok başımıza geliyor. Geç kalınmış oluyor bazen. Evet mesela o zaman mesela çok bir kişi baş ağrısı geçirdiği zaman çok ağrı kesici aldığı zaman mesela ağrı kesici dirençli baş ağrısı gelişiyor. O daha zor oluyor işte. Onun tedavisi daha sıkıntılı oluyor. O bizi daha çok uğraştırıyor. Hastayı daha çok uğraştırıyor. Hem maddi hem manevi manada daha çok yorabiliyor hastayı. Dolayısıyla evet bir takım hastalıklar varsa bu en basit baş ağrısı olsa dahi bir önce gelip erken teşhis, evet, zamanda doğru tedavide bulunması gerekiyor kişinin. Erken teşhis çok önemli değerli, evet, izleyenler. O yüzden böyle sıkıntılarınız oldu mu? Oktay Hocam bekliyor. Nerede bekliyor? Medline hastanesinde evet, hocam nöroloji burada. Bakımı, evet. Şu anda hastalarını bu hastanede, Medline Hastanesi'nde kabul ediyor. Evet. Söyleyelim. Her türlü nörolojik rahatsızlığınızda hocama, işte hocam yeni cihazdan bahsedeceğim ama sonra bırakıyorum onu. Böyle olur, sıkıntı vurmak yok. İstiyorum bu onu. Bu da yeni bir cihaz. TMS. TMS evet, aynen. Bir bu da cihaz var hocam. Şehrimizde ilk ve tek. İlk ve tek, evet, bir cihaz. Onu böyle programımızın sonunda yemek öncesi hemen. Nasıl uygun görürseniz. Anlatacağız. Tabii ki. Evet. Hocam bir de polinöropati. Polinöropati. Evet. Polinöropati ne demek? Kişinin kolunda, bacağında ve vücudun herhangi bir yerinde bir sürü sinir lifleri bulunmakta. Bu sinir liflerinden biri veya birkaçının hasarlanması. Hasar bağlı çok ciddi, inanılmaz, dayanılmaz ağrılar. Geçmeyen ağrılar. Ağrı kesici cevap vermeyen ağrılar veya bir takım yöntemlere cevap vermeyen ağrılar. Ek olarak uyuşma, karıncalaşma, his kaybıyla kendini gösteren, artık kronikleşen, dirençli olan, nöropatik ağrıyla seyreden bir rahatsızlık durumu. Polinöropati çok sık görülüyor. Özellikle bu son korona döneminde de hakikaten çok çok sık artmaya başladı. Stres, sıkıntı, depresyon da bunu tetikleyebiliyor. Evet. Polinöropatinin birçok sebebi var. Mesela bunlarda en sık mesela görülen diyabet. Bu dönem mesela diyabetler de arttı. Geçen arkadaşlarla konuştuk. Diyabet görülme popülasyonunda. Yani şeker hastalığı. Şeker hastalığı, evet. Bildiğimiz tip 1 ve tip 2 şeker etme, hastalıkları evet. Bu süreçte evet ben çok, de bunu duydum. Evet. Biraz artmış vakalar. Çünkü altında yine stres sıkıntı yatıyor. Şeker hastalığı da öyle. Hani işte şeker hastalığını bir tek bir şeye bağlamak doğru değil ve genetik gibi düşünmek tek doğru değil. Stres sıkıntı, anksiyete hakikaten şeker hastalığı birçok hastalığı olduğu gibi şeker hastalığını da arttırabiliyor. Şeker hastalığı da zamanla tedavi edilmezse, kontrol altına tutulmazsa, takibi yapılmazsa işte bu polinöropati dediğimiz nöropatik ağrıyla karşımıza gelebiliyor. Evet, bu tür hastalığı inanılmaz fazla. Her gün nasıl stres, sıkıntı, anksiyete geliyorsa inanılmaz polinöropati yani dirençli vücut ağrılarıyla, kol, bacak ağrılarıyla bize hasta gelebilmekte. Hocam biz bir de toplum olarak şeyiz yani nasıl diyeyim? Hastaneye gitmiyoruz. Kendi teşhisimizi kendimiz, evet, koymaya çok hevesliyiz. Google. Öyle değil mi? Yani evet, biz çok var. Mesela bir tarafımız ağrır, onu bir bahane buluruz. Deriz ki ya işte şunu yaptım da o yüzden. Evet. Ama acaba farklı bir şey mi diye düşünmeyiz. Düşünmeyiz ise Google'a bakarız, Google'a da danışırız. Ha. Google'da daha sonra psikolojimiz bozulur. Bir süre sonra biz kendince psikoloji bozulmuş kendi oluyor. Kendi kendimize bozuyoruz. Tabii bozuyor tabii. Google'daki hep şunu diyorum mesela tıpta hastalık değil hasta vardır. Benim hastalığımla sizin hastanız ismi aynı olsa dahi, evet, bulguları, kliniği ve tedavisi aynı olmayabilir.
Herkesin hastalığı. Hele sen ne hap bu Kur'an'ı? Hebi, hep, heh, hep. O haptan bile bana verir. Bana da verir. Komşu iyi gelmişti, evet, teyze iyi gelmişti, bilmem kime iyi gelmişti. Evet, çok yaşlarımızda doğru. Çok vardır. Çok fazla, bu. Evet. Ama olmamalı. Evet. Sağlığımıza biraz özen göstermeliyiz diye düşünüyorum. Aynen. Onca hastanelerimiz, onca hekimlerimiz boşa okumuyorlar, boşa eğitim almıyorlar. Sizler için, bizler için varlar. Ya. Hocam işte çok bu konuda Elazığ'da büyük bir şansa sahibisin. Nörolojik hastalıklarda. Çok gerçekten yetenekli. Arkadaşım diye söylemiyorum, çok dostum diye söylemiyorum. Çok sağ olun. Toplumun genel yargısı bu. Gerçekten çok başarılı. Hem her geçen gün kendini yenileyen Oktay Hocam bu anlamda. Getirdiği hastalar üzerinde uyguladığı o cihazlarla, evet, tedavi yöntemleriyle gerçekten hem şehrimizde hem Türkiye'de söz sahibi bir hekim bu anlamda. Tıp öyle bir şey. Tıpta mesela her gün yeni şeyler çıkabiliyor ki, yani yeni uygulamalar, yeni tedavi şekilleri, yeni bilgiler mesela, evet, tamam mı? Bunlar hep çıkıyor. Bunları takip etmek lazım. İnsan kendisini güncelleyebilmesi lazım. Hani bir tek okulu bitirdiğimiz gibi tıp kalmıyor tabii ki. Çok değişiyor. O değişen çağda ayak uydurmak lazım. Çünkü hastalara daha çok faydalı olabilir. Klasik, modern tıpın yanına yeni güncel tıpı da eklemek lazım. Yeni tedavi yöntemi eklemek lazım. İşte bu anlamda ben yıllardır işte biliyorsunuz ben yazda bir takım yöntemler yapıyorum diyorum. Oraya çok, geleceğim çok, hocam. Çok şükür hastalarımın çoğu hakikaten memnun. Ha, memnun olmayan hastalarım var bir kısmı, evet, o çok bir azınlık ama çoğu hastalarım memnun. Bu da bizi inanılmaz mutlu, memnun ediyor. Her gün bu mutlulukla yaşıyoruz bizler. Şimdi hocam önce hastalıklar üzerinde gidiyorum. Sonra senin uyguladığın, evet, alternatif tedavi yöntemleri. Tamamlayıcı tedavi yöntemleri. Tamamlayıcı, evet, tedavi yöntemlerini, yani ne iyi gelir ya da birçok hastalığa hangi yöntemle çözüm arıyor, evet, hocam. Onları konuşmak istiyorum. Bir de hocam kronik ağrılar. Evet. Çoğu insanın yaşadığı. Evet. İşte bunu bu polinöropati ile de karıştıranlar. Evet. Olabilir. Yani evet, mesela kronik ağrılarımız çok, biz çok insanda. Benim işte kronik mesela, var diyor. Evet. Ama araştırmıyor. Araştırmıyor veya tedavi yöntemini bulmuyor, bulmak istemiyor veya işte ilgili hekime gitmiyor veya doğru yere gitmiyor diyebiliriz. Kronik ağrılar işte baştan ayağa kadar vücudumuzun herhangi bir yerinde ulaşan, geçmeyen, dirençli olan bir sürü ağrıları tarif etmekte. Kronik ağrılar hakikaten başımızın belası, altta yatan bir sürü sebep bulmakta. İşte bunu diyabet dedik, hipertansiyon dedik, kalp hastalıkları dedik. Bunun yanında işte gelişmiş teknolojik hayat dedik. İşte eskiden dağda köyde yaşarken belki daha çok vücudumuz yorulurdu ama bu kadar bari toksik maddelere maruz kalmazdık. İşte şimdi günümüz şartında hayat böyle olmak durumundayız. Aldığımız besinlerden, solduğumuz havadan, tükettiğimiz suya kadar birçok şeyde dengeyi bozduk hocam. Bozduk tabii ki, bir sürü toksik maddelere maruz kalmaktayız. Ve hakikaten besinin genetiğiyle oynadık. Sağlam değiliz. Eski insan gibi değiliz tabii ki. Eski insan gibi değiliz. Mesela bizim çalışan, üreten, evet, bir toplum değiliz artık. Değiliz. Oturduk yerde bir şeyler yapma ve daha kolay bir şeyler kazanma derindeyiz. Böyle olunca tabii vücutta işte bir takım şeylere cevap vermeyebiliyor. Bir takım olaylara cevap vermeyebiliyor. Bunun sonucunda işte kişide ciddi kronik ağrılar olabiliyor. Mesela bunların en başında fibromiyalji gelmekte. Fibromiyalji mesela çok sık belki duymuşsunuzdur. Duydum ama bilmiyorum. Evet, fibromiyalji de yine yaygın, kronik devam eden, dirençli olan, birçok tedaviye cevap vermeyen, bayanlarda çok sık görülen, bayanlar için muhtemelen sebebi yine hormon olabilir veya işte takıntı, büyütme, stres, sıkıntı yapma, kaygı gibi sebeplere bağlı olabilen ve uzun süren ve vücudun herhangi sırtında, kolda, kişinin kolunda, bacağında, sırtında, karnında bir takım ağrılara kendini gösteren ve ağrıların zaman zaman yer değiştirdiği, gezici ağrılar. Evet, kişinin hayat kalitesini tamamen depresyona sokan bir rahatsızlık mesela. Bunun mesela çok hasta, böyle de çok hasta başımıza geliyor. Özellikle 20-40 yaş bayanlara çok sık olmakta. Bunda işte güncel mesela eski ilaçlarına olmuyor, yetmiyor. Bunun için mesela bir sürü yöntem yapmaktayım. İşte bu, belki daha sonra konuşacağız, yöntemleri yapmaktayım, yetmekteyim. Böyle birçok hastalık çok, kronik ağrılar çok. Hocam bir de şey var. Mesela huzursuz bacak sendromu. Huzursuz bacak sendromu, evet. Huzursuz bacak sendromu. Birçok insanın bu daha müsait. Genelde, evet, geceleri yatarken, evet, öyle başlarına olur, geliyor. Öyle olur. Çok tanıdığım var bu anlamda, bu sıkıntıyı yaşayan. Evet. Bunun için ne? Şöyle, huzursuz bacak sendromu da sebebi, evet, ne? Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülmekte. Özellikle mesela gündüz hasta genelde iyi, kişi genelde iyidir ama akşam uyku saati geldiği zaman, yatağa girdiği zaman hakikaten ismi gibi bacaklarda bir huzursuzluk. Kolları da olabilir ama çoğu zaman bacakta olur. Bacaklarını indirip kaldırma, yorgana vurma, yatağa vurma, yorganı dışarına çıkarma veya kalkıp yürüme isteği,
kalkıp hareket etme isteğiyle kendini gösteren kişi, hakikaten kişinin mesela o ağrı ve huzu tarif edemediği, tarif edemediği bir rahatsızlık, gerçekten çok can sıkan, insanın üzerine moralini bozan bir rahatsızlık. Bunun altında birçok sebep yatmakta. Özellikle en sık sebeplerden biri gün içinde yaşanılan yoğun hayat. Yine şey geldik işte, yine stres, sıkıntı, anksiyete, yoğunluğa geldik. Bunun yanında bir takım demir eksiklikleriyle kendini gösterebiliyor. Veya bunun yanında işte magnezyum, D vitamini, B12 eksikliği açığa çıkabiliyor. Veya bunun yanında mesela dopamin denen bir hormonumuzun eksikliği sonucu kendini gösterebiliyor. Veya bazı insanlarda omurilik dediğimiz o akım, sinir iletisinin olduğu yerde akım eksikliği kendini gösteren bir rahatsızlık. Huzursuz bacak sendromu, hakikaten insanlar çok mağdur oluyor ve derdini anlatamıyor. Tedavisi var bu, mümkün değil. Onu anlatayım. Bir kere bunun sebep bulmak lazım. Neye bağlı işte? Ne kadar nörolojik rahatsızlıklar şeyse, şanssız bir hastalık varsa. Tabii bir kısımda evet. Bir kısımda çözüm bulabiliyoruz, bir kısımda çözüm bulamıyoruz veya bir kısımda hastayı mevcut haline devam ettirmeye çalışıyoruz. Huzursuz bacak sendromunda işte sebep bulmak gerekiyor. İşte bu neye bağlı? Stres sıkıntıya bağlı mı? Demir eksikliğine bağlı mı? Magnezyum, potasyum, işte B12, D vitamin eksikliğine mi bağlı olabiliyor? Sebebiyetini bulup onun üzerine gitmek gerekiyor. Sebebinden gitmekte fayda var. Evet, bunun hem ilaç tedavisi var hem tamamlayıcı tıp manasında tedavisi var. Birçok hastamız var. Çok şükür çoğunda da iyi sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi değerli izleyenler, hiç endişeniz olmasın. Bunların birçok hastalığın hocamın da dediği gibi tamamlayıcı sağlık çözümleri var. Hocam işte bu anlamda işte başarısını aslında bu araştırmacılığı ve üretkenliğiyle telafi etmeye çalışıyor. Yani sadece tıp, elbette ki tıbbın içinde bunlar, tamamlayıcı. Tabii ki tıbbın içinde, tabii ki. Ama işte destekleyici, tamamlayıcı tedavi yöntemleriyle hastalarına çözüm arayan çok değerli bir hocamız. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hocamızı yani benim dostluğum, arkadaşlığımın dışında bizde kıymetli kılan yegane sebeplerden biri de bu. Çok sağ olun. Ben bu anlamda çok başarılı hocam. Biz bu tedavi yöntemlerine reklam sonrası direkt ona eğileceğiz. Bu hastalıkları hangi çözümlerle, hangi tedavi tamamlayıcı yöntemlerle üzerine gittiğini konuşacağız. Mesajlarınız var. Merak etmeyin. Hiç endişeniz olmasın. Reklam sonrası mesajlarıyla da bol mesajımız var. Onları okuyacağız. Hocama sorularınız varsa yöneteceğiz. Bundan endişeniz olmasın. Bir de hocam Alzheimer son olarak yani demans, reklama evet. Gitmeden demans. Demans. Bunlar da konuşalım biraz. Demans son zamanlarda artmaya başladı. Veya insan ömrü uzadıkça veya bir takım teşhis tanı yöntemleri arttıkça değil mi? Alzheimer'ı daha çok sık görür olduk. Çoğu insanların yakınında veya çevresinde muhakkak bir Alzheimer'lı hasta veya birkaç Alzheimer hasta bulunabiliyor. Alzheimer demans aslında bir başlık demans. Alzheimer bunların en sık görülen türüdür. Kişide bulunduğu yeri, önce bunun evreleri var hafif, orta, ağır diye onu belirteyim. Kişide bulunduğu yeri, kişileri, olayları karıştırma durumuyla kendini gösteren, evet unutkanlıkla kendini gösteren. Evreleri de var. Evreleri de var, evet. Hafif, orta, ağır diye. Özellikle yakın hafıza kaybıyla kendini gösteren ama uzak hafızayı hiç unutmayan, tam net günü gününe sanki yaşıyormuş gibi anlatan insanlara çok sık görülmekte. Alzheimer'da birçok sebep var. Bunlar da işte ne dedik ki en sık sebep bilgi genetik. Eğer bir kişinin yakınlarında Alzheimer hastası varsa kendilerinin de Alzheimer olma riski diğer insanlara göre daha fazla olabilmekte. Bunun yanında en önemli şey yanlış beslenme. Beynimizi hep yıllarca hep onu anlatıyoruz, duruyoruz. Beynimizi yanlış beslediğimiz zaman hakikaten beynimiz böyle hastalık olarak, nörolojik hastalık olarak karşımıza çıkabiliyor. Biz de hep aslında başı başına bir konu ve başı başına bir program yapılması gerekiyor. Kesinlikle gerek yani. Beslenme konusu ve özellikle mesela beyin bağırsak ilişkisi. Bugün bu konuya ilerleyelim hocam. Olur. Demans olur. Yani hastalıkları, evet. Alzheimer bunun evet. Başı evet. Tabii. Buna bir gün seninle bu konuyu anlatalım. Çünkü bu hastalık bu ara çok revaçta. Çok arttı. Özellikle bu korona döneminde inanılmaz arttı. Mesela mevcut demans hastaları koronadan sonra inanılmaz artmaya başladı. Veya işte hiç demans olmayan hastalar bu dönemde daha çok görülmeye başladı. Tamam bir zemin vardı. Belki yıllar sonra olacaktı ama bu iş erkene çekilmiş oldu. Kişi dediğim gibi yakın hafıza unutkanlığı kendini gösterir ama uzak hafızayı genelde hatırlar. Çocukluğunu hatırlar. İşte erkekse askerliğini hatırlar. Gençse işte bayansa gençlik dönemlerini çok iyi hatırlar ve doğru hatırlar. ve geçmişi yaşar mesela. Hafif dönemde bu bulgular arada bir görülüyor. Çoğu zaman hasta iyidir. Normal bir insandan farkı yoktur ama arada bir kendini bir bozuk olarak kendini hocam, gösterir. Çapkınlara da yol gösteren mi? Göstermeyelim yani. Sıkıntı. Evet. Öyle hastalarımız var. Ben demasım. Geçmişe döndüm hayatım.
Hiçbir kabahatim yok. Ben hastalık. Ben yapmıyorum. Beyin bana yaptırıyor. Ya ne fikirler veriyorsun lan. Ama öyle olan buyurun tabii. Ayakta kaldığım zaman gece bacaklarıma kramp giriyor ve dayanılmaz acılar var. İşte. Bu ayakta kalmaktan yoksa başka bir nedeni var mı? İşte bu fuzursuz bacak sendromundan bahsettik ya. Evet. Başlangıcı olabilir. Biraz evet, biraz onunla ilgili. Gün içinde çok ayakta kalanlarda, çok yorulanlarda, beynini, sinirini, kasını, kendini çok yoranlarda hakikaten işte akşam bir huzursuzluk başlıyor. Bunun alttaki sebebi bulmak lazım işte. Dedim yani mesela en sık sebebi mesela ayakta, gençsin ayakta kalıyorsan magnezyum ve B, D gibi vitaminlerin eksikliği olabilir. Alttaki sebebe göre bunları tedavi etmemiz daha faydalı. Doğru zaman tedavi etmiş oluruz. Bahsettiğin şey huzursuz bacak sendromu. Evet. Bu arada gençsin dedi. Dikkatini çeker. Gençsin yani. Hocam bir de şu var. Yani biraz da çok mu? Bazı insanlar var. Çok umursamazdır. Evet. Yani sağlığı evet. Ötele. Evet. Bazı evet. insan da canını, hani derler evet. ya canını çok dinler. Evet çok dinler. O da başımızın belası. Obsesif kompulsif bozukluklar, takıntılar, kendini çok dinleme. Mesela öyle hastalarım var. Mesela geliyor işte... diyor göğsüm ağrıyor, acaba kalbimde kanser mi var diyor. Acaba kalbimde bir problem mi var diyor. Kalbimde ritim damarlarım mı var diyor. Tabii tabii böyle çok çok başıma geliyor. Ya hocam işte acaba beyinde kanser mi var? Acaba bir yerden problem mi? Böyle insanlara çok çok inanılmaz fazla. Çok dinlemek lazım. Çok vücudu dinlemek lazım. Tabii dinleyeceksin ama çok aşırısı zarar. Hocam sözünü unutma. Şöyle bir reklama gidelim. Olur, tamam. Biz de henüz Ramazan da gelmeden şöyle reklam arasında bir çayımızı içelim hocamla. Değerli izleyenler kısa bir reklam arası sizden rica ediyorum. Evet. Hastalıklarımız. Acaba hocamın söyledikleri bende de var mı? Ben şu anda izleyenlerin ekran başında bunu düşündüğünü çok iyi biliyorum. Efendim mesajlarımız da yoğun bir şekilde var. Onları da okuyacağım Allah kısmet ederse. Şimdi kısa bir reklam arası. Şöyle bir kendinize gelin. Bir çayınızı alın siz de önünüze. Çünkü bunların tedavi yöntemleri var. Hocamın da katkılarıyla çok farklı yöntemler var. En azından tamamen çözüm olmasa da rahatlatıcı yöntemler var. Tamamlayıcı tedavi yöntemleri. Onlara eğileceğiz. Kısa bir reklam arası. Birazdan tekrar buradayız değerli izleyenler. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet değerli izleyenler tekrar mutfağımızdayız, stüdyomuzdayız ve Oktay hocamla sohbetimiz devam ediyor. Ekranları yeni açanlar için şöyle bir hatırlatma yapalım efendim. Birçok nörolojik rahatsızlıklardan bahsettik. Bugünkü konuğumuz Oktay Kapan, Doktor Oktay Kapan. Benim çok yakın dostum, arkadaşım, çok kıymetli hocamız, Elazığ'ımızın gururu, nörolojik hastalıklar uzmanı Oktay Kapan hocamla birlikteyiz. Birçok hastalıklardan bahsettik. En son DEMAS'tan bahsettik. Yani Alzheimer, DEMAS. Hocam dedi ki ailede, yani genetik biraz DEMAS. Genetik doğru mu? Bir, evet, bir varyantı da var. Evet, varyantı doğrudur. Var. Evet. Şimdi ailesinde DEMAS rahatsızlıkları olan insanlar dedi ki daha dikkatli olmalılar bu anlamda. Evet. Ben de son olarak bu hastalıkları kapatacağım. Alternatif yani tamamlayıcı tedavi yöntemlerine başlayacağız. Özellikle dinlemenizi rica ediyorum. Birçok yeni yöntem var. Daha önce tedavi görmüş ama sonuç alamamış insanlar için de birçok yöntem var. Buradan söyleyelim. Hocam yeniliklere Elazığ'a getiriyor bu anlamda. Şimdi hocam DEMAS dediniz ki genetik rahatsızlıklarda evet. Ailesinde daha önceden görülmüş bir vaka var ise evet. bu etkin olabilir. Kişinin demans görülme ihtimali normal bireylere göre daha yüksektir. Evet. Daha peki bu insanlar altındadır. Nasıl tedbir alacak ya da önünü nasıl alacaklar diyeyim. Evet işte nörolojik hastalıklarda bu demans, Parkinson birçok hastalık için geçerli. Parkinson'u atladık ama. Evet koruyucu, korunmak lazım önce bir kere hasta olmamak gerekiyor aslında. Doğru şey o. Birçok nörolojik hastalığa yakalanmamak için bir kere doğru koruma yöntemlerini bilmek lazım. Mesela işte dedik beslenmeler artık eskisi gibi değil dedik. Günümüzde beslenmemiz çok uygun değil mesela. Doğru beslenmesi lazım. Demans, Parkinson veya beyni ilgilendiren, siniri ilgilendiren hastaların veya normal insanlar için söylüyorum, nörolojik hastalık olmaması için bir kere bu insanların hamur ve hamur ürünlerinden
tatlıdan uzak durması gerekiyor. Hamur ürünü dediğimiz ekmek. Bu ekmeğin hani bazen hocam biz kepekli ekmek yiyoruz. Unlu mamullerden yani. Unlu mamullerden. Mesela hocam biz kepekli ekmek yiyoruz. Fark etmez. Kepekli, kepeksiz, beyaz, siyah fark etmez. Pasta, börek, çörek, makarna, bulgurdan uzak durması gerekiyor. Veya mümkün olunca azaltması gerekiyor. Bunun da tatlıdan uzak durması gerekiyor. Bu saydığım yiyecekler hakikaten beynin düşmanı. Beyni kemiriyor. Beyinde hasar bırakıyor. İşte bıraktığı bölgeye göre de kişide işte Parkinson olabiliyor, demans olabiliyor, başka bir şeyler olabiliyor. Başka ne yapmak lazım bu tür hastalarda? Yani demans, ben normal insanın demans hafızayı olmaması için. Hafızayı tazeleyici. Tabii hafızayı neler yapmak lazım? Bir kere kesinlikle olmazsa olmazımız bu hastalara veya hastalığa yakınmamak için normal insanlara açık hava yürüyüşü yapmak lazım. Her gün yarım saat ile iki saat arası, en az bir yarım saat veya iki saate kadar açık hava yürüyüşü olması gerekiyor. İşte bol oksijen alması gerekiyor, bacakların, kolların hareket etmesi gerekiyor, ciğerin dahi çalışması gerekiyor. Bunun dışında bu kişilerin okur yazarlığı varsa eğer bunların bir takım ezberler yapması gerekiyor. Kişi şiir seviyorsa şiir. Fıkra seviyorsa fıkra, dua istiyorsa dua. Ezberlemesi lazım. Tamam, ezberi yapması lazım. Beynini yorması lazım. Bir takım insanlar hep bilir, mesela bulmaca çözmek lazım. Gazete okumak lazım. Kitap okumak lazım. Yazı okumak lazım. Bunları yapmak lazım. Bunun dışında doğal beslenmek lazım. Doğal mesela bu tür hastalara mesela gariptir. Mesela yağ ve protein iyi gelmekte. Ama hangi yağ? Doğal olan yağ. Doğal. Mesela gerçek köy tereyağıysa veya gerçek bitkisel yağlarına, mesela zeytinyağı için söyleyeyim, tavuk sıkım zeytinyağıysa doymuş insanların, evet, bunlardan beslenmesi lazım ki daha az şey olsun. Veya hayvansal ürünlerden biraz uzak durmak lazım. Mesela hani eti çok aşırı tüketmemek gerekiyor. Yumurta aşırı tüketmemek gerekiyor. Evet. Aşçımıza geldik, evet. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mesela biz hep deriz ya hayvanlara, insanlara haftada bir veya iki en fazla et tüketin deriz. Evet. Bizim doğuda mesela her gün etin ve et katkılı yiyecekler. Beyaz eti şöyle, köy tavuğuysa, balık, doğal balıksa bunu tüketmek lazım mesela. Veya hindi eti yemek lazım. Hindi eti farklı, hindi eti besi hayvan olsa dahi sıkıntı yok. O hindinin farklı bir özelliği var onun dolayı. Veya alabalık için söyleyeyim, alabalık besi alabalığı olsa dahi şey yok. Hani tüketilebilir, bilginiz olsun, bunu tüketmek lazım. Veya balık tüketiyorsa kişinin kısa ömürlü balık tüketmesi lazım. Ömrü kısa olan, erken ölecek balığı tüketmek lazım. Veya yüzen balığı tüketmek lazım. Derin dip balığı tüketmek lazım. Derin dip balıklarında ağır metal. Tüketmemek lazım. Tüketmemek lazım, pardon, özür dilerim. Derin dip balıklarında ağır metal olabiliyor. Balık onları alttan alıp da, biz o ağır balığa zarar yok ama metaller biz onu, bize, evet, biz onu aldığımızda bizim beynimize veya her organımıza yerleştiği zaman zarar işte veriyor. Alzheimer, demans oluşabiliyor. Eyvallah. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tamam. Efendim, hastalıklarımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi işte az önce dedim ya, tamamlayıcı alternatif yöntemlerle, tedavi yöntemleriyle çözüm arayacağız. Bakalım hangi, bir de yeni bir cihazı var ki hocamın gerçekten. Evet. Hocam hatta o kötü alışkanlığımız sigarayı, evet, bıraktığı söyleniyor. Onu özellikle söyleyeceğim. Evet. Ama şöyle bir yemeğimize bakalım. Sezai ne yaptın? Et yapıyoruz. Et yapıyoruz yani. Ya biz et, evet, yemek beğendiği yapıyorsunuz, evet, şu anda. Beğendiği yapıyorum. Evet. Bir menümüzü tekrarlayalım ekranlarını yeni açanlar için. Bir hünkar beğendiğimiz var. Evet. Bir de şehriye pilavı. Şehriyeli pilav değil, şehriye pilavı. Şehriye pilavı. Şehriyenin kendisi de. Evet, kendisi. Kavma şehriyeli. Şehriye pilavı biraz erken yaptım. Bunu biraz dinlenip pişmesi lazım. Ona bakmam lazım. Değil. Of. Şöyle i̇şte ben bunu biraz daha şey seviyorum ha Sezai. Nedir adı? Biraz daha kavrulmuş seviyorum. Niyeyse. Şu an rengi iyi, gayet iyi aslında. Siz demek daha fazla kavurmuş seviyorsunuz. Evet. Bu şehriye pilavını şey gibi yapıyorsunuz, normal pirinç pilavı gibi değil de, hı, bulgur pilavı gibi biraz daha fazla su ister bu. Su ister, evet. Evet. İyi çeker çünkü. Evet, bayağı bir çekiyor. Pirincin yasemini gibi. Yani aynen. Yani bu lapalaşmaz yani. Kokusuca su koyabiliriz. Evet. Beğendiğimizin de eti pişiyoruz, sosu hazır. Şu anda, hı, patlıcanı közledim, onu doğruyorum. Bundan sonra bunu süt ve kremayla kavuracağım. Ondan sonra yememiz hazır, hazır olacak. Olacak. Evet. Programımızın sonunda. Eyvallah, kolay gelsin. Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Evet, gelelim efendim bu tamamlayıcı tedavi yöntemleri. Onları da şöyle bir anlatıp hemen mesajlarınızı hocama yönelteceğim. Sorularınız varsa sorularımızı okuyacağız. Hocam şimdi, evet, daha önceden bir cihazımız vardı. Evet. Çok farklı anlamlarda. RevyQuant adı olan. Evet. Analiz. RevyQuant. Evet, RevyQuant adı o. Ne işe yarardı o? Ondan bir bahsedelim. Sağlık. Hala devam ediyor. Devam ediyor tabii ki. Sağlık taraması veya vücut analizi yapan bir cihaz.
Bu cihaz ile kansız, kanamadan, ağrısız bir yöntemle hastayı 1-2 saat tutaraktan hastanın vücudu hakkında bilgi alıyorduk. İşte beyinden, bir nevi check-up. Check-up tabii ki. Aynen, evet. Check-up gibi. Mesela beyinle ilgili işte depresif duygu durumu varsa, ondan sonra vücudunda ağır metal varsa, vücudunda bir hastalığı ve bir takım hastalıklara meyili varsa veya vücudunda uyarılması gereken yerler varsa veya vücudunda alerji yapıyorsa, alerji illa işte kaşıntı olması veya dökme olması gerekmiyor. Kişinin vücuduna bir takım şeyler dokunuyorsa, evet, bunlar hakkında bize bilgi veren, bize rehberlik yapan, benim hakikaten çoğası da elim, ayağım, kolum olan ve bize tedavi yönlendirmesi yapan ve dolayısıyla hastada daha çok başarılı olduğumuz bir cihaz. Bu cihazı işte 2 yıl oldu ben Elazığ'da kullanıyorum. Özellikle yazları daha çok yoğun. Tanı koymada çok etkin bir cihaz. Tanı koymada tabii ki tedavi, evet, değil. Tedavi yoruyor, yol geçmiyor. Rehber bir cihaz. Evet. Check-up gibi bir cihaz. Onunla başladık, evet, sonra da şimdi, evet, terapi, nörol terapi, evet, ozon tedavisi, evet, hacamat. Hacamat, mezoterapi. Mezoterapi. Fitoterapi gibi birçok tamamlayıcı tıp uygulamalarını da eklediğim. Ve bunları işte yıllardır hastalara yaptığım ve çoğunda olumlu başarılı sonuçlar aldığım tedavi yöntemleri. Ben yıllardır işte 4 yıl olacak işte Elazığ'da bu tamamlayıcı tıp uygulamaları yapıyorum. Güncel tıp artı tamamlayıcı tıp uygulama yapıyorum. Güncel, evet, tıp bazen yetmiyor işte sonuçta ilaç tedavisi yapıyor güncel tıpta. İlaç, iğne neyse işte bir takım kimyasal maddelerin tedavi. Branşında başarılı olduğun kadar bir de bu tamamlayıcı ilimize ve hastalarınıza getirdiğiniz bu yöntemlerle de, evet, gerçekten çok başarılısın. Evet, hakikaten bölgede neresi yalnız yapıyorum. Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş'a kadar hatta bazen Van'dan çok hasta gelmekte ve hastaların çoğu da çok şükür şifa bulmakta. Mesela işte en çok gelen hastalar mesela ağrılar işte. Baş ağrısını tuttum. Bütün vücut ağrıları mesela inanılmaz baş ağrıları hastalarımızda. Herkesin vardır muhakkak baş ağrısı. Tabii. Bir takım insanın kronik oluyor veya işte migren olabiliyor. Evet. Migren de olsa, küme de olsa, gerilim baş ağrısı da olsa, nevralji de olsa, evet, boyun, kol, bacak, sırt fark etmez her türlü ağrılarında nöral terapi ozonu çok sık kullanmaktayım. Evet. Çok güzel. Şimdi işte bu hani daha önce çözüm arayıp da bulamayanlar için, evet, özellikle, evet, bunu anlatmak istiyorum ben de. Yani hocama sormak istiyorum. Hocam nöral terapiden bahsettik, evet, şimdi. Söylediniz, evet, yani bu vakalarda, evet, bu etkin bir yöntem. Kesinlikle etkin bir yöntem. Peki ozon tedavisi? O hangi hastalıklarda? Şöyle ben birçok 8-10 tane tamamlayıcı yöntem yapmaktayım ama en çok yaptığım yöntemden nöral terapi ve ozon uygulaması. Evet. Son zamanda bir de TMS'ye ekledik. Ama şimdi hep en çok anlatacağız. Onu konuşuruz. Evet. Nöral terapi ve ozon yaptım. Nöral terapi ve ozon ben kombine kullanmaktayım. Kombine kullanmakta hani 1 artı 1 eşittir 2 etmiyor. 1 artı 1 eşittir 4-5 edebiliyor kişiye göre değişmekle birlikte. Hani o da nöral terapide olduğu gibi bağışıklık sisteminin arttırılmasında, evet, özellikle bu dönemler işte herkesin bağışıklık sisteminin bir depresif var, düşmüş herkeste, onun arttırılmasında bir takım hastalıklara süreçte o da çok etkin. Evet, kesinlikle. Mesela bu süreçte, mesela korona sürecinde Türkiye'de ve dünyada inanılmaz mesela ozon kullanımı oldu. Ben hani daha az kullandım ama bizim çok arkadaş mesela koronada ozon tedavisine kombine gitti. Mesela korona hastalarına ozon tedavisi uygulamaya başladı. Ben çok az kullandım. Veya, başarılı oldu mu arkadaşlar, evet, arkadaşların ifadesi o. Kendi ifadeleri, evet, başarılı olduklarını söylüyorlar. Artı bir kere herhangi bir hastalığı yakalamamak için veya daha az hafif atlatmak için mesela ozon tedavisi insanlar gelip şey yapabiliyor. Gelip uygulayabiliyorlar. Çünkü bundan hastaların bağışıklık sistemi artıyor. İmmün sistemi artıyor. Direnci artıyor. Ondan sonra bir takım hastalıklara yatkınlığı daha çok azalıyor. Bunun yanında vücudu temizliyor. Bu solunumu, beyni falan temizliyor. Depresyona, stres, sıkıntıya, anksiyeteye çok iyi geliyor. Ve yaygın vücut ağrılarına çok iyi geliyor. Nöral terapide olduğu gibi çok iyi geliyor. Ki ben bunu ikisini kombine edip birlikte kullanmaktayım. Evet, aynen. Hacamat hocam. Hacamat da son zamanlarda çok sık olmaya başladı. Hacamat zaten bizim şey, bizim toplumumuzun bir parçası. Tabii yıllarca unutuldu veya uygun görülmedi. Geçmişte çok yaşanan bir şeydi. Tabii ki uygun görülmedi belki. Yanlış bir düşünceydi o. Geleneksel mesela, bir tedavi. Geleneksel yani bir tedavi. Mesela yıllar yılı mesela bakıldığında biz kullanmadık ama mesela Çin ve Japonlar bunu cupping adı altında kullanmaya başladılar. Onlar kullanınca biz zaten yeniden tekrar bu işe dönmeye başladık. Normalde hacamat işte bir sürü yerde yapılan, uygulanan bir yöntem. Hatta dernekleri bile var. Hacamatçılar, evet, derneği, aynen, var, şeyler var.
Ama aslında hacamatın mesela doktor tarafından yapılması gerekiyor. Onu belirteyim. Sağlık Bakanlığı artık bu konuda bir şey yaptı, yasak getirdi mesela. Doktor olacak. Doktorun da eğitim almış, sertifikalı ve bakanlık tarafından yapılmasına izin verilmiş olan hekim tarafından yapılan bir uygulama. Çok da doğru. Doğrusu o tabii. Sonuçta hani bir takım kanamalar olabiliyor, enfeksiyon olabilir, komplikasyon olabiliyor veya doğru yeri bulmak gerekebiliyor. Dolayısıyla hani bu tür uygulamaları bir tıbbi hakim bilen bir kişinin yapması daha mantıklı, daha doğru. Evet. Şimdi hocam mesajlarımız var. Evet. Mesajlardan sonra da en son bu yeni cihazı. TMS. Çünkü çok önemsiyorum o cihazı. Kesinlikle. Harikulade bir şey olduğu söyleniyor. Aynen. Hocamın uyguladı. Hocamla da sohbet ettik böyle hem program öncesi hem reklam arasında. TMS konusunu ele almak istiyorum. Evet. İnsanların bu cihazı bilmesi gerekiyor. Kesinlikle bilmesi gerekiyor. Demiş ki hocam benim annem 5 senedir Alzheimer hastası. Evet. 76 yaşında son 3 aydır ilaçlarını yutarken zorlanıyor. Evet. Yani dilinin üstünde tutuyor, bekletiyor, tabii, yutmayı akıl etmiyor. Tabii. Zor içiriyorum. Acaba bu hastalığın bir süreci var mı? Şöyle bu hastalığın 3 türlü süreci var. Hafif orta evre süreci var. Evet bu tür hastalar bazı dönemlerde hakikaten ilaçları yutmaz. Hasta yakınları kandırabiliyor. Dilin üstünde tutar, dilin altına saklar. Hasta yakın arkasında önü zamanında hakikaten çöpe atabiliyor. Bunların muhakkak yutundan, ilacından emin olmak lazım. Bunun için ne yapılabilir? Bir tablet alıyorsa tableti kırıp suda eritip içirebilir veya bu ilaçların bant ve damla olan türleri var. Bunları da kullanmasını tavsiye ederim. Damla hekiminizle türünde bunu söyleyin. Konuşmak lazım. Tabii damla türünün kokusu yok. Hasta anlamaz. Suyuna, ayranına, çorbasına, ekmeğine sıkıp veya damlatıp kullanabilirler. Olabilir. Bunu bir şekilde bu ilaçları aynı verdirmek lazım. Nasıl? Hap gibi, tablet gibi etkin midir o damlası? Kesinlikle etkin. Miligramları aynı etkin. Aynı. Tabii. Eyvallah. Onu önerebilirim. Yok kesinlikle. Vitamin B12 eksikliği sırasında sigara ve alkol kullanımının tedavi başarısında olumsuz bir rolü var mıdır demiş hocam. B12 çok şeyde kıymetli. Nörolojik hastalıkların temelinde ben yıllarca bütün hastalarım B12 bakarım, D vitamini bakarım. B12 çok kıymetli bir vitamin. Sinir, kas, vitamin hatta ben beyin vitamini derim hep yıllar yılı buna. B12 eksikliğinde işte baş ağrıları, baş dönmeleri, sersemlik, evet, halsizlik, kırgınlık, unutkanlık gibi bir takım şeyler görebilmekte. Evet, B12 eksikliğinde birçok hasta görebildiği gibi bağımlılık tedavisinde de eksik kalınabilir. Dolayısıyla B12'yi tamamlamak lazım. Hatta ben hastalarıma B12'sinin hep böyle 8-9 binlerde olmasını istiyorum. 8-9 bin oranında. 8-900 ve binlerde. 8-9 ve bin. Evet. 8-9 bin anlamında. Evet, aynen. Duydum. Merhabalar, yaklaşık 6 aydan beri kaslarımda seyirmeler var demiş, evet, hocam. Evet. İlk başta yüzümde ve gözümde olan seyirmeler zamanla boyun ve tüm kaslarıma, karnıma, omuzuma, kol ve bacaklarımda olmaya başladı. Anladım. Bunun nedeni ne olabilir? Hmm. Geceleri uykularımdan uyandırıyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Henüz 21 yaşındayım. Evet. Ve bu benim günlük hayatımı ve yaşantımı yaşam kalitesini çok etkiliyor. Çok etkiliyor tabii ki. Aslında bir de şimdi Google'a falan bakmışsa da burada bir takım altta bir takım şeyler çıkabilir. Ve şu anlattıklarım hani kendi üzerine alınmasın. Mesela seyirmeler motor nörün hastalığımız. ALS denen bir hastalığı olabilir. Nörolojinin bir hastalığı olabilmekte sık olabilir. Bunun yanında kişi stresli, sıkıntılıysa, evhamlıysa, obsesif kompulsif bozukluğu varsa, panik atağı varsa ve bu ilaçla demin beri saydığımız şey magnezyumu, D vitamini, B12'si, B9'u, demiri eksikse seyirmeler görülebiliyor. Muhakkak ve muhakkak uzatmadan, zaman kaybetmeden bir nöroloji hekimine görünecek. Evet. Ve hani alttaki sebebi bilecek ama Google'dan giderse tabii Google direkt benim alttan çıkan şey ALS'dir. Kişinin psikolojisini daha çok bozar. Muhakkak onu kendisine tavsiyem nöroloji hekimine görünecek. Ve gerçek seyirmenin gerçek sebebini ortada bulması lazım. Bir yüzde başlayan seyirmenin blefarospazm veya hemifasyal spazm deriz. En sık sebebi stres sıkıntı. Onu belirteyim. Belki o basit bir şeydir. Hani onun çözümünü bir önce bulmasını tavsiye ediyorum. Ama gelip bir muayene olması kesinlikle, gerekiyor kesinlikle diyebiliriz. İyi günler. Genellikle göz ve gözün üst kısmında baş ağrısı var demiş. Evet. Devamlı gözlerimi etki ediyor. Genellikle sağ tarafa mevcut baş ağrısı ancak uyuduğum zaman geçiyor. Bu aralar sürekli gözlerime vuruyor ve ne yapmalıyım? Hadsizlik ve dikkat dağınıklığım da var demiş. Evet. Çok frontal baş ağrısından bahsediyor bu kişi. Tabii bunun ayrıntısını sorgulamak lazım. Migren daha çok bu tür şeyler yapabiliyor. Migren baş ağrıları çok sık yapabiliyor. Günümüzde en sık gelen ikinci baş ağrısı türüdür. Gerilimden yani stres sıkıntı baş ağrısından sonra migren gelir. Hakikaten zonklayıcı ağrı, yüzün bir tarafında ağrı sonra diğer tarafa geçebiliyor. Gözde çıkacak gibi basınç hissi olabiliyor.
Dolayısıyla tam doğru teşhisin konması gerekiyor. Migren de olsa, başka bir baş ağrısı da olsa geçen artık tedavisi var, çözümü var. Muhakkak bir nöroloji uzmanına görmesi gerekiyor. Veya gelirse biz de kendisine bakarız, yardımcı oluruz. Medir Aynı Hastanesi'nde sizi bekliyor efendim, bu anlamda söyleyelim. Eşim 3 yıl önce yüksekten düşme sonucu felç oldu. Ama sadece ayak bilekleri felç, ayak parmaklarının ve topuğunun içinden acılar hissediyor. Uyuşma ve yanma gibi çekilen MR'ında sinirlerde hasar olmadığı söyleniyor. Ama iyileşmeyeceğini söylüyorlar. Tedavi olma imkanı mevcut mu? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Seve seve işte hastanın bahsettiği nöropatik ağrı bu. Az önce bahsettik, yani kronik, dirençli, zor, sıkıntılı ağrılar. Bu nöropatik ağrı ne anlama geliyor? İşte sinirlerdeki hasar sonucu ortaya çıkan dirençli ve birçok ilaca dirençli bir ağrıdan bahsediyoruz. Ve kesinlikle bahsettiğim bu ben yaptığım, uyguladığım tamamlayıcı yöntemlerden böyle hastalar bulunmuştur. Fayda görecektir, görmesini bekliyorum. Görürsünüz inşallah. Görür. Evet efendim, bu hastalığı olan, yani o yüksekten düşmüş 3 yıl önce, bu yeni cihazlarla tedavi edilebilirmiş. Bekliyor hocam. Ellerimde uyuşmalar var demiş. Yapılan EMG'de karpotulenel sendromu dendi. Ameliyat olmalı mıyım? Bu tanı dirsek ve bileklerden bileklerde ağrıyı sebep olabilir mi? Şöyle, karpal tünel dediğimiz hakikaten elin avuç içinin bir kısmını besleyen bir sinir zararı. O sinirin sıkışmasına bağlı. Tabii EMG'sini görmek lazım. Eğer hafif ve orta KTS ise ve ılımlı KTS ise bunun direkt ameliyata gitmemesi gerekiyor. Önce bir medikal tedaviyle tedavi olması gerekiyor. Eğer hakikaten medikal tedaviye dirençliyse ve cevap vermiyorsa o zaman ameliyat olabilir. Ama tabii görmek lazım. Bu KTS ve sinir sıkışması çok sık görülebilmekte. Ağır iş yapanlarda, hafif iş yapanlarda, bez sıkanlarda, halı silkeleyenlerde veya işte habire dizleri, masa üzerinde bilgisayarla uğraşanlarda çok sık görülebiliyor. Görmekte fayda var. Yani bu titreme, mesela dirseğini koyarsın köşeye, gelir o titreme. Evet. Onlar sinir eğitiklenmesi diyelim. Hayır, sıkıntı yok. Herkeste olabilecek şey. Tabii ki. Bazen oluyor bende. Ne olur ne olmaz. Şükürler olsun, başka bir şeyimiz yok bu anlamda da. Merhaba. Anneme yaklaşık 2 sene önce iskemik beyin hastalığı teşhisi kondu demiş. İlaçla tedavi olmaya devam ediyor. Yalnız bacaklarında ve kollarında bozuk para büyüklüğünde morarmalar oluşuyor. Bu morarmaların sebebi damar tıkanıklığı olabilir mi? Bunu onu öğrenmek istiyorum. Yaş da 56 demiş. Anladım. İskemik beyin hastalığı, Türkçesi felç. Felçler de bizim yine başımızın belası ve nöroloji çok sık görülen rahatsızlıklardan. İskemik dediği pıhtı atması, bastı ya, hani koronadan sonra olur dedik ya. Bu da herhangi bir sebepten dolayı pıhtı atmış beyne. Felç olmuş. Bahsettiği o para, bozuk para, demir para büyüklüğünde morarmalar da cilt altı kanama sebebi kullandığı kan sulandırıcı. Ona bağlı. Bir mi kullanmıyor, iki kullanmıyor onu bilmiyorum. İkisi de belki geçici bir süre bire düşebilir veya bir kullanıyorsa geçici bir süre için yarıma düşebilirler. Tabii görmek daha doğru. Biz şimdi ezbere bir hani konuşmuş oluyoruz. Tabii. İlaca bağlı cilt altı kanama. Öyle diyorsunuz. Evet, çok sık karşımıza gelir o. Çok sık görürüz biz onu. Eyvallah. İyi günler. Eşim 1 yıl önce beyninden 6,5 santimetreye 7,5 santimetre çapında dev bir menenjiyom aldırdı. Evet, aynen. Tümör alındı ve şu an kafasındaki boşluk kapansın diye ilaç kullanıyoruz. Bu gebelik içinde bir problem midir? Evet. İlaç kullanırken hamile kalması için ayrı bir tedavi gerekir mi demiş hocam? Şöyle, çocuklara acaba olmadı mı onu bilmek lazım. Bir, menenjiyom beynimizde birçok insanda görülen iyi huylu benign tümürdür. Aslında tümürdeyken kanser gibi veya kötü gibi bir şey algılanmasın. Evet. Çoğu hastada menenjiyomlar hiçbir şekilde büyümez, zarar vermez, bir problem yapmaz. Ama bu hastanın 6,5-7,5 cm ebatı dediğine göre demek bayağı bir büyükmüş ki almak durumunda kalmışlar. Evet. Bunun menenjiyomun varlığı ve menenjiyom alması hamileliği engel değildir. Değil değil mi hocam? Değildir. Teşekkür ederim. Şimdi, evet. Teyzemin sağ göz bebeğinde yaklaşık 5 ay önce anormal bir şekilde büyüme oldu. Evet. Hala sağ göz bebeğindeki diğerine nazaran çok büyük. Evet.
Evet. Neredeyse irisi kadar beyin MR'ı normal çıktı. Doktorların bu teşhis koymadılar. Sizce sebebi ne olabilir? Şöyle bir kere bu gözdeki büyümelerin en sık sebebi beyin sapı ile ilgili problemlerde kaynaklanmakta. Beyin sapında küçük bir kanama veya küçük bir pıhtı ya bağlı olabiliyor. Ama hani bu bazen MR'dan çıkmıyor. Biliyor tabii ki hani bu hani gözden kaçma gibi düşünmesin veya yanlış teşhis gibi düşünmesinler ama bazen MR'da çıkmayabiliyor. Muhtemelen ona bağlı. Görüp denemek lazım veya hastanın yaşam kalitesini, hayatını olumsuz etkilemiyorsa bir problem olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Hocam bayağı yoğun mesajlar geliyor. İnşallah hepsini bitiririz çünkü TMS'yi işlemek istiyorum özür dileyerek. Evet. Hayırlı programlar. Oktay Hocam hastanenizde check-up olma imkanımız var mı demiş. Evet. Fiyat bilgisi alabilir miyiz? Fiyat buradan veremiyoruz. Fiyatı ucuz onu belirteyim. Evet. Uygun onu belirteyim. Uygun. Evet. Ama hocamın cihazıyla check-up. Her ikisi o daha farklı. O daha çok ayrıntılı bilgi verilmekte. Bir de bizim cihazın mesela check-up yapılırken veya kan tahlil yapılırken kandaki değere bakarız. Ama vücut için, bütün vücutlar için gerekli olan hücre içindeki değerlerdir. Benimdeki bu cihaz hücre içi değeri göstermekte. Değil mi? Evet, daha teşekkür faydalı. Teşekkür ederim. Evet hocam, vallahi inşallah yetiştiririz. Aklınıza sıkılacağım artık, kusura bakmayın. İyi yayınlar. Korona pıhtı yapıyor demiş. Evet. Aşı da yapar mı? Aşı da yapar mı demiş. Evet, bu konuyla ilgili tam net bilgimiz yok açıkçası. Evet, birkaç hasta ile ilgili böyle bir geri dönüşüm oldu ama hani net bilgiye sahip değiliz. Teşekkür ederim. Biraz hızlı gideceğim hocam. Sıkıntı yok. Hayırlı programlar. Benim Elazığ'da engelli yürüme kardeşim var demiş. 31 yaşında. Küçükken kuyruk sokumu kırıldı. Doktorlar bir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. Hastalığın Frans ataksisi olduğunu söylüyorlar. Bize bunun çaresi var mı bilgilendirebilir misiniz demiş hocam. Evet bu biraz evet sıkıntılı ve zor bir hastalık. Bütün hastalıklarda çoğu zaman evet tedavi kısmı sıkıntılı. Tabii o şey muhtemelen orada kopma olmuştur. Hani hasta görmek lazım ama şu tedavi kısmında biraz sıkıntılıyız burada. Sıkıntılı. Evet yani çok faydamız olmayabiliyor. Evet. İbrahim Almaz ben demiş. İyi yayınlar. MS hastasıyım. Evet. Hocamız hangi tedaviyi uygun görüyor? Teşekkür ederim demiş benim. MS hastalarında bir kere doğru beslemek çok önemli. Yani MS'de o Alzheimer demansında olduğu gibi hamur ve hamur ve tattan nefret eder. Evet MS öyle bir şey. Hamur ve tatlıyı daha çok sever. Beynin ondan uzak durması gerekiyor. Evet. Kesinlikle besleme dikkat etmesi gerekiyor. Bir de doğal yağ ve doğal protein hani kısımda çok önemli. Bunun dışında sürekli immün sistemi, direnç veya bağışıklık sistemini arttırmak lazım. Bunun için birçok yöntemi var. Günlük veya bakar vitaminleri tamamlamak lazım. Ayrıca MS'li hastalara biz çok şey ozon ve nöral terapiyi veya detoks terapisi uygulamaktayız. Kendisine tavsiye ediyorum. Direnci arttırmak açısından. Hocam bir yere bakınca demiş, hele ki ışığa, elektronik cihazlarda sanki zihnim gidiyor. Bir saniyelik dengem bozuluyor, evet. Tekrar düzeliyor. Evet. Ne olur acaba? Bu tür hastalar çok başıma geliyor. Böyle 4-5 saniye bir dünya bir büyük kararıyor. Dünya bir yok oluyor. Sonra yeniden doğmuş yeniden aydınlanabiliyor. Her gün böyle hastalara denk gelmekte bunların altına şey çıkıyor. Yani vitamin eksikliği çıkıyor. Vitamin eksikliği. Evet, kesinlikle. Magnezyumumuz. Hocama gidin. Hemen onun çözümü varmış. Evet, aynen kesin. Bu sıkıntı değil. Sıkıntı bir durum değil. İyi günler. Bacağımın üst yan tarafında acı ve uyuşma var demiş. Doktor kasıklarda baskı olmuş. Bundan dolayıdır dedi. Belimde fıtık var. Bu nedenle korse takıyorum. Korseye yapmış olabilir mi? Teşekkürler. Bunun adı parasteziye maraljika deriz. Bu hastalığı evet hakikaten belli bir bölgede yuvarlak veya böyle dörtgen bir bölgede çok ciddi böyle uyuşma karıncalaşma olur. Hasta orada his kaybı olur. Evet. Onun sebebi hakikaten onun hemen üst tarafında bir inguinal kanal dediğimiz bir yapımız var. O inguinal kanal altında sinir oradan geçerken tam kanal altından geçer ve hakikaten basar. Bastığı için de o bölgede uyuşma karıncalaşma olur. Sebebi hızlı kilo alma. Hızlı kilo verme. Dar iç çamaşır veya dar pantolon korse giyme artı korse. Yapar. Evet ona dikkat edecek. Edecek. Kesinlikle ona bağlı. Abi severek izliyoruz programı. İyi yayınlar demiş bir izleyenimiz. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Bizim izleyicilerimiz bazen bizi böyle onur ediyorlar. Sağ olsunlar. Var olsunlar efendim. Hocam demiş. Hocama sorar mısınız? Eşim küme baş ağrısı evet. çekiyor. Evet. Ayrıca iki göz kapağı aşağı düşüyor. Bu ağrıyla bağlantısı var mı demiş. Olabilir de olmayabilir de.
göz kapak düşüklüğünün birçok sebebi var. Göz sinirleriyle ilgili bir hasar veya miyasteniye gravis dediğimiz bir rahatsızlık var. Hani onu sorgulamak lazım ama küme baş ağrısı da hakikaten çok sık görülen, özellikle belli zamanlarda, belli insanlar belli zamanlarda tutan, gece uykudan uyandıran ve gece kendisini evin dışına attığı, balkona çıktığı şiddetli dayanamaz hakikaten ağrılardır. Belli bir dönem sonra hakikaten kendini geçebiliyor ama o dönemi geçirmek tabii çok şey, işkence. İnsan hayatı için çok kötü ve insan yaşam kalitesini çok ciddi düşürmekte. Muhtemelen tedavisini alıyordur. Bu kişiye ayrıca ben nöral terapi de önermek tavsiye ediyorum. Evet, kesinlikle. Evet. Çok ciddi o dönem daha rahat atlatabilir. Hocam yapıyor bunu başarılı bir şekilde. Beklerler efendim. İyi yayınlar Milat Bey. Annemin kulağının arkası ağrıyor. Birçok doktora gittik. Bir sonuç alamadık. Beyin MR'a da çekildi. Sonuç temiz. Normal çıkar evet beyin MR'ları. Elini değdirdiği zaman ağrısı oluyor demiş hocam. Evet, kulak arkasında bir kas ve kemiz var. Adı mastoid. Onunla ilgili bir takım hasar olabilir veya nevralji form ağrı olabilir. Görmek lazım. Onun sıkıntı yok. Tedavi olur o. Tedavisi mümkün. Olur tabii ki. Eyvallah. Milat Bey, ben 56 yaşında bir bayan hastayım. 15 yıldır boynumdan gelen kafamın arkasında şiddetli ağrı çekiyorum. Fahre hastalığı teşhis kondu. Fahre hastalığı evet. Evet. Tedavisi var mıdır? Bu ağrıları fahre hastalığına bağlı olduğunu düşünmüyorum. Bu ağrılar farklı, fahre hastalığı farklı. Fahre hastalığı da işte genetik eğilimi çok fazla olan, bazı ailelerde çok sık görülen bizim bölgemizde. Bir defa duydum bir hastalık. Fahre evet, çok yaygın bilinen bir hastalık değil. Fahre hastalığında karaciğerle ilgili bir bozukluk sonucu kişilerin beynine ya demir çöküyor ya kalsiyum çöküyor. Ve ikisi birlikte çökebiliyor. Kireçlenme dedikleri olay o. Bu genetik eğilimi fazla dedim. Evet. Bu kişilerde çoğu zaman normaldir. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problem yok. Veya işte film çektiği zaman tamamen tesadüfen eseri görülebilen. Ama ilerleyen dönemlerde bazı hastalarda unutkanlığa sebep olabilen, hareket bozukluğuna sebep olan, ince hareketleri yapmaya bozukluğuna sebep olan bir rahatsızlık bu. Evet. Far hastalığı ile ilgili tedavide tabii şey düzenlemek lazım. Karaciğerle ilgili problemi düzeltmek lazım. Ama bahsettiği ağrılar da daha çok böyle boyun kaslarıyla ilgili ve boyun fıtığıyla ilgili gibi duruyor. Gerilim baş ağrısı gibi duruyor. O tedavisi farklı. Onun ilişki olduğunu düşünmüyorum. Bir muayeneye gelsin bence. Muhakkak. Değil muhakkak, mi? Evet. Farklı bir şey olabilir. Olabilir. Ona bağlamamak lazım. Bağlamamak lazım. Zannetmiyorum. Evet. Hocam şimdi gelelim TMS. Evet, TMS. Cihazı. Evet. Efendim yeni getirdi hocam bunu. Çok uzun olmadı. Evet. Ve çok başarılı bir cihaz. Birçok hastalıkta ki sigarayı bırakmakta çok etkin olduğu reklam arasında söylendi bana. Çok çok evet. Çok hocamdan değil gördüm. Başka duyumlardan. Evet, evet, aynen. Hocama duydum sordular. Ben duydum. Evet dedi. Çok etkin dedi. Şimdi hocam sadece sigara değil tabii. Bunu bir örnek olarak verdim. Çok bırakmakta çok etkin olduğu. Nedir hocam bu, hangi tedavi yöntemidir? Nelerde iyi gelir? Evet. Bu TMS. Kısaca bahsetmek istiyorum. Evet, TMS cihazı şehrimizde ilk ve tek. Hakikaten yok. TMS cihazı uzun adı transkranial manyetik stimülasyon. Kelimelerin baş harfinden TMS diye şey yapmışlar. Evet, bir kısaltma yapmışlar. Evet. Evet, hakikaten şehrimizde ilk dedik bunu. Bu yıl baştan sonra bizim şehrimize getirdik. Bizim hastanemizi yoğun olarak uygulamaktayız. Bu dördüncü aya giriyoruz ve inanılmaz yoğun talep var. Bunu bilen hastalar da biliyordu. Bunun için hastalar bir takım şehirlere, bir takım bölgelere gidiyordu ve bir takım randevular sonucu. Artık gerek yok. Sonucu evet gidiyorlardı. Bunu duyanlar hemen koşarak geri geldi. Biz de önermeye başladık. Çok yoğun bir cihaz. Her gün bu cihazı kullanıyoruz. Onlarca hastaya kullanıyoruz. TMS ağrısız, kansız, iğnesiz bir yöntem. Hastanın veya kişinin kafatasına yaklaştıran bir elektrot vasıtasıyla elektrotlar arasında doğru akım vererek uygulanan bir beyin uyarım sistemi. Beyni uyarırken orada bir manyetik alan oluşturuyoruz. Bu manyetik alan kesinlikle radyasyon değil, ışın değil, zararsız bir ortamdan bahsediyoruz. Oradaki hücrelere de aktivasyon sağlıyoruz. Tembel hücreler, uyuyan hücreler veya hasar görmüş halen canlı devam eden hücrelere bir aktivasyon sağlıyoruz. Bu girişimsel değil. Yani herhangi bir iğne falan yok dedik. Çok etkili bir yöntem. Son yıllarda giderek artan bir şekilde kullanılmaya başladı. Bu cihazla ilgili kullandığımız bir takım tedavilerde Amerika Gıda ve İlaç Dairesi var. Bütün uygulamalarda önce bir oradan onay alması gerekiyor. Bir takım çoğu hastalık oradan onay aldı. Yani Amerikan dahi kullandı. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın onay aldığı SUT dediğimiz sağlık uygulama tebliğinde ismi geçen, aslında üçüncü basamak sağlık hastanelerinin kullanılması gereken ve bir cihaz.
Bu cihaz ile birçok nörolojik ve birçok psikiyatrik hastalıklarda çok ciddi şey aldık, mesafe aldık bu cihaz ile. Bu cihaz ile sallanan iyilik hali sadece hastalar için değil, sağlıklı bireylere de uygulanabilmekte. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Hangi hastalıklar kullanabilir bu cihazı? Ondan bahsetmek istiyorum. Baş ağrıları. Baş ağrıları kronik her baş türlü ağrıları, kronik, akut fark etmez. Her türlü baş ağrısında kullanılabiliyor. Evet. Bunun yanında işte geçmeyen dirençli vücut ağrıları. İşte o polineuropatiden bahsettik, evet, nöropatik ağrıdan bahsettik. Onlarda faydası var. Özellikle panik bozukluklarda, takıntıda, evhamda, obsesif kompulsif bozuklukta inanılmaz etkili. Depresyonda, bunun yanında işte öğrenme bozukluklarında, bağımlılık tedavisinde çok önemli bu. İşte sigaradan bahsettik. Sigara, evet, alkol, madde fark etmez. Madde ama, bağımlılığı. Evet, kesinlikle şunu belirteyim. Bu son 3 ayda bir 3-4 tane sigara bağımlısı hastamız oldu. Hakikaten etki oldu ve kendi ifadeleri sigarayı azalttı. Ben hatta birkaç tanesi yakınımda gözlemliyorum. Hakikaten sigarayı ciddi oranı azalttılar. Bırakma noktasına yani geldiler. İsteğim azaltıyor hocam. Evet, tiksindiriyor. İçmek istemiyorsun. Tiksindiriyor. Ama şunu belirtmek istiyorum bir kere. Hiçbir yöntem tek başına bir şeyi yapmak için uygun bir yöntem değildir. Kişi sigara bırakmayı hakikaten isteyecek. İsteyecek. Burada bitecek. Evet, o çok önemli. Kişi sigara bırakmayı istemiyorsa ben bu cihaza gireyim, cihaz beni sigara bıraktırsın. Ben öyle bir şey yok. Yok, öyle bir şey olduğunu kabul etmiyorum. Evet, kesinlikle. Gerçekten isteyeceksiniz. Evet, bunun dışında felç hastalarında. Felç hani bir takım dokular, hücreleri ölüyor ya. Evet. Ölmeyen dokuları canlandırmada, böyle kasıtlı da böyle aldım. Evet, Parkinson hastalarında, kulak çınlamalarında, bunun yanında algılama bozukluklarında, anksiyetede, işte stres sıkıntıda dedik, üzüntüde, kaygı bozukluğunda, tükenmişlik durumda, mutsuzlukta, keyifsizlikte, kısacası beyni tutan birçok hastalıklarda temsil cihazı. Demassa da kullanılabiliyor. Etkinliği konusunda net hani şey olmadı, tecrübem olmadı, onu belirteyim açıkça söylemek gerekirse. Ama demassında kullanılıyor. Kullandığım hastalar, mesela bir hasta kullandım, evet, kendi hasta yakınlarının ifadesiyle evet faydası oldu dediler. Ama bir hasta bütün hastalara bağlamaz. Başka kimse de kullanmaz. Bağlamaz, evet. Eyvallah, aynen. Eyvallah. Şimdi önemli bir cihaz, evet. Gerçekten TMS birçok hastalıkta etkin bir cihaz. Evet, kesinlikle. Yani o yüzden kesinlikle. Ben bu cihaza, peki hocam pahalı bir cihaz. Yani bu cihaza girmek. Çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı işe göre. Evet, çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kişilerin özellikle psikolojik hastalıklarda kişi bitmişse, tükenmişse, mutsuzsa, huzursuzsa, hakikaten yaşam kalitesi çok azalmışsa, değil mi? Mutlu olamıyorsa, her varlığa rağmen mutsuzluk çekiyorsa onlar da çok etkili ve birçok şeye değen bir tedavi yöntemi. Eyvallah. Biz bu tedaviden biraz bahsetmek istiyorum. Tedavinin süresi seans yapılan bir tedavi. Kaç seans? En az 10 ile 20 seans arası yapmak gerekiyor. Evet, yapmak gerekebiliyor. Her seans da 5 ile 45 dakika arasında sürebiliyor. Hastayı koltuğa oturtuyoruz, elektrot başa yaklaşıyor. Oradan sinyaller veriyor, tık 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 şeklinde sinyaller veriyor. Bu işte cihazla ilgili tecrübemiz işte gittikçe artmaya başladı. Hakikaten özellikle mutsuzlukta, tükenmişlikte, streste, bu dönemin işte... Çok etkin, kaygı bozukluğa, inanılmaz hastaların mutlu olduğunu, yeniden doğduk dediğini. Birçok insanın çağın hastalığı inanılmaz faydalı. Kaç gün arayla bu seanslar hocam? Tamamen onu doktor ve hasta arasındaki iletişim aldığı bir duruma göre kişiye değişebiliyor. Biz ayarlıyoruz, hafta 1'de, 2'de, 3'de olabiliyor. Çok teşekkür ederim. TMS'yi de tanımış olduk efendim. Zamanımız da. Sezai, ne kadarımız var? Daha bir 10 dakikamız falan var. Bir mesajımız daha var. TMS kimlere yapılıyor demiş, hangi hastalıklara epilepsiye yapılır evet, mı demiş. TMS epilepside de yapılabiliyor ama ben hani epilepsi bir hastam yaptım, kısmen iyi olduğunu söyledi. Şöyle TMS cihazı ben yıllardır takip ettiğim, bildiğim bir cihaz ama bir türlü şehre aldıramamıştık. Ben kendim aslında almayı düşünmüyorum ama hastanem benden önce davrandı. Benim yapan arkadaşlarım vardı başka illerde, onlardan konuştuğumda mesela onlar mesela demansı da çok etkili olduğunu söylüyor ama benim tecrübem bu konuda az. Parkinson'a çok etkili olduğunu söylüyorlar ama ben tecrübem o konuda az. Epilepsi de yine öyle etkili olduğunu söylüyorlar. Sayın Milat Bey demiş, ben Hüseyin, İstanbul'dan Hüseyin Bey efendim. Maşallah genç gör... Zaten yani genciz. Hüseyin Bey yani genç zaten görmüyorsunuz. Genci zaten gencim yani. Sezai'yi alıp... Niye gülüyorsun Sezai? Moral vermiştir. Geç görüyorsunuz. Sayın hocama bir sorunum var demiş. Hocam ben 12 yıldır insülin bağlı şeker hastasıyım. Evet. Sürekli ara öğün. AEE
idrar çıkarıyorum demiş. Anlamadım. Ara ara mı demiş, demek istemiş acaba? Dışarı çıkınca tuvalet arıyorum. Evet. Ne yapmam gerekli? Evet. Ayak uçlarında sinir sıkışması var. Yanmaları sürekli var. Karıncalaşıyor tabii, ve tabii. Ne önerirsiniz? Başarılar diliyorum. Evet. Diyabet, polineuropati işte. Bu. Bastık ya polineuropati. Hani dedik ya sebeplerinden biri diyabet dedik ya. Evet. Diyabette maalesef diyabet hastalarının çoğunda, neredeyse belki tamamına yakında maalesef böyle şeyler sıkıntı çıkabiliyor. Bu uzun süren diyabetlerde veya kontrolsüz diyabetlerde, ilaçların yetmediği diyabetlerde veya hastanın hayattan dikkat etmediği diyabetlerde maalesef böyle polineuropati ve nöropatik ağrılar çıkabiliyor. Onun muhakkak bir nörolojiye görülmesi gerekiyor. Onun ilaçları var, ilaçlarını kullanması gerekiyor. İşte ek yetmesi o ilaçları ek tamamlayıcı tedaviler alması gerekiyor. Özellikle ve özellikle o diyetine dikkat etmesi gerekiyor. Evet, idrar çıktığından bahsediyor. Evet, idrar diyabet çok su içer, çok da su çıkarır sonuçta. Normal yani. Evet, normal olacak yani. Bir de şey yazmış hocam, haftada iki kez sağ ayağım elektrik veriliyor. Bunu nasıl atlatabilirim? Günde iki hap içiyorum. Kırmızı reçeteyle alıyorum. Halen şu an bile sağ ayağımda karıncalar savaş yapıyorlar. Evet, bunu onu anladım. Şimdi evet, ilaçları da kullanıyormuş. Onu anladım. Evet, evet. Ağırda ilaçlar kullanıyormuş. Ama onlara meşgulete devam ediyorsa muhakkak bu bizim ozon ve nöroterapiye başvurması gerekiyor. Tabii. İstanbul'da gerçi. İstanbul tabii ki. İstanbul'da başvurması gerekiyor. Tabii çok yapan arkadaşlarımız çok var. Orada yapabilir. Tabii teşekkür ederiz. Valla değerli izleyenler, birçok hastalığı artık alternatif tamamlayıcı tedavi yöntemleriyle hocam ilimizde Medline Hastanesi'nde hasta kabul ediyor. Bu hem Revi Quant ve hem de yani check-up cihazı hem de TMS cihazlarıyla birçok hastalıklara hem teşhis koyup hem tedavisine başlayabiliyor. Evet. Hacamat, ozon tedavisi, nörol terapi ve bir şey daha vardı hocam. Mezoterapi, fitoterapi gibi birçok şey sayabiliriz. Tamamlayıcı tedavi yöntemleriyle birçok hastalığa çözüm arıyor. Hocama hani olmaz olmaz demeyin her şeyden önce. Bir hocama görünün, belki farklı bir yöntemle tedavi imkanı olabilir. İmkanı olabilir derim. Hocama da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Hocam yordun mu biraz seni ya bugün? Hayır, yok, ben hiç yormadım. Benim için zevk, hakikaten ben hastalarımı da günü hep böyle konuşuyorum. Her hastalığı bile bu kadar uzun olmasa bile kendi hastalığı dahilinde bir takım bilgileri veririm, anlatırım bir şeyler. Veya hastayı tedavi almışsam daha uzun konuşurum veya hemşerimi çok konuşturuyorum. Ben mutlu oluyorum, sıkıntı yok. Dolu dolu bir program yaptık ama hocam. Evet öyle. Özlemiştim bekleyiniz. Bilgilendirici oluyor sonuçta. Bunlar bizim için gereken şeyler. Günümüzün problemleri, sıkıntıları maalesef bitmiyor işte. İzleyenlerimiz de çok mutlu olmuştur bu hastalıklarla boğuşan. Hem kendileri için hem yakınları için sorular sordular, mesaj attılar bize. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Sağ olsun, var olsun. Evet Sezai. Hazır gibiyiz. Hazır gibiyiz. Evet. Hadi bakalım. Dört gözle yemeği bekliyoruz Sezai yani. Vallahi hocam bizi bir... Sezai onun üstüne niye koymuyorsun? Beğendin. Belki bakarsın patlıcan sevmeyen olabilir, o yüzden biraz yemeği koyalım istersen, o da yiyebilirsin. Sen yani. Bilirsin artık, ben bilmem, ustanın işine karışmam. Sadece sordum, yanlış anlama. Olması gereken odur, üstüne koyulur. Hatta böyle yuvarlak açılır, ortasına koyulur. Ortaya koyulur, o yüzden olması gereken odur, doğrudur. Ama bakarsın hocam patlıcan sevmez. İster yiyor, ister yemez. Ben severim. Ben şöyle mesela sebzeleri birçok hastanın çoğuna öneriyorum. Mesela hani diyet diyoruz ya mesela Ege Akdeniz diyeti. Evet. İşte sebzeden oluşan diyet, bitkisel diyet. Bizim doğuda da biraz hayvansal ürünler ön planda. Et hocam, et biraz seviyoruz. Sıkıntılı işte. Bu da nörolojik rahatsızlıklara çok etkili. Evet, vücudun asit seviyesini arttırdığı için hayvansal ürünler işte bir takım işte kronik dirençli hastalıklara sebep olabiliyor. Olabiliyor, evet. Doğru. Evet. Efendim şöyle yemeklerimizi, servisimizi yapalım. Çünkü zamanımız çok az kaldı değil mi? Evet. Bir iki dakikamız kaldı. Eliniz sağlık ustam. Çok güzel görünüyor. Hocam şöyle bir tadına bakalım. Ya siz bizi bilgiye doyurdunuz, bize sizin kanınızı doyuralım. O kadar yordum ki seni. Bugün valla çok bilgi verdik. Çok sıkıntı. Sağ ol, var ol hocam. Evet şöyle bir hünkârımızdan alalım, sonra beğendiğimizden alalım. Önce hünkâr, sonra beğendi. Sezai harika olmuş ya. Afiyet olsun. Ayrı ayrı da olsa güzel olur yani. Evet güzel. Yani önemli olan bu tadı verebilmek. Pilavı bakacağım. Evet, özellikle. Gerçekten çok güzel olmuş. En azından beğendim hocam. Afiyet olsun hocam. Sezai'cim ellerine sağlık. Afiyet olsun. Valla tam bitirecektim ki bir mesaj daha geldi. Onu da hocam müsaade edersen onu da sorayım hemen. Milat Bey size ve çok değerli Oktay Hocam'a selamlar demişler. Selam. Aleyküm selam. Herhalde Aygün Hocam ama Aygün Akgül. Çok da selamlarımı gönderiyorum. Resimden tanıdım hocam. Sabah Sayın Başkan.
Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol Aygün Hocam. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Benim için mutluluk, şerefti. Gerçekten. Ama zaman zaman bize böyle zaman ayırırsan seviniriz. Seve seve. Çünkü her geçen gün yeni bir yenilikle aramızda evet. oluyorsun ilimize. Elazığ'da gerçekten Elazığ'ın gelişmesinde, Elazığ insanı için o taşın altına bırak elini, gövdeni koyan bir insansın. Her zaman. Seni bu konuda çok takdir ediyorum. Çok sağ olun, her zaman. Senin gibi bir okul arkadaşım, sınıf arkadaşım olduğu için de ayrıca bir gurur duyuyorum. Karşıyakla, çok sağ olun. Çünkü nereye gitsek, nörolojik rahatsız olsa hemen Oktay Hoca ismi ön plana çıkıyor. Bu da beni gururlandırıyor. Böyle bir insana Elazığ'ımızda kazandığımız için, böyle bir tıp insanı, bilim insanını kazandığımız için de çok teşekkür ediyoruz. Kazandırdıkları için ailene de teşekkür ediyoruz tabii hocam. Hocam var ol. Hep kendine de iyi bak. Sağlıklı kal ki bize faydan olsun. Hepimiz, inşallah hepimiz. Hepimiz. Efendim bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sezai Şef'ime çok teşekkür ediyorum. Harika bir menü çıkarmış bugün. Hepinize mutlu, huzurlu, her şeyin de başı sağlıklı. Sağlık demişken yine o üç kuralımızı bir hatırlatalım. Maske, mesafe, temizlik, hijyen. Ne olur riayet edelim. Yalvarıyorum riayet edelim çünkü her şey bizim elimizde. Dikkat edelim, kendimizi kalabalıklardan uzak tutalım. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım, kendimizi biraz ayrıştıralım diyorum. Hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.